Sevgili Vav TV izleyenleri, doğudan batıya tarihten merhaba. Bugün bir dış çekim, açık hava çekimimiz var. Okçular Vakfı'ndayız. Ve çok değerli bir mekandayız. Maneviyatı yüksek olan bir mekandayız. Namazgah bölümündeyiz. Çok kıymetli iki konuğum var. Her ikisi de farklı boyutlarda da olsa Malazgirt Savaşı, Malazgirt süreci ve Malazgirt çalışmaları ile ilgili çok önemli çalışmalar yaptılar. Çok büyük emek verdiler. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cihan Piyadeoğlu, Selçuklu'ya dair çalışmalarıyla tanıyoruz hocamızı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sağ olun. Okçular Vakfı Başkanımız, Malazgirt çalışmalarının uzunca bir süredir hem Ahlat'ta hem Malazgirt'te gerçekleşmesinde büyük emeği olan ama sadece bu konuda değil, Türkiye'de okçuluğun gelişmesinde olsun, entelektüel kültürün gelişmesinde olsun büyük katkıları olan Sayın Haydar Ali Yıldız Beyefendi de konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk. Siz Okçular Vakfı'na hoş geldiniz. Evet, ben şöyle başlayalım. Aslında bugün Malazgirt konuşacağız. Aralarda çok güzel hafta içinde Malazgirt'teydik. Hem Cihan Hoca'yla hem Erkan Göksu hocamızla, Aydın Usta hocamızla onlarla güzel çekimler yaptık. Sahada, alanda çekimler yaptık. Aralarda bunların VTR'lerini de gireceğiz. Malazgirt'e dair küçük röportajlarımız var, konuşmalarımız, değerlendirmelerimiz var. Malazgirt'in yerine dair, Malazgirt Ovası'nda Cihan Hocam'ın değerlendirmeleri var. Bunları gireceğiz. Ama öncelikli olarak ben, siz tabii ev sahibisiniz. Belki Vav TV izleyicileri için de paylaşmak gerekir. Daha önce ben sizi izledim ekranda, emeklerinizi, gayretlerinizi. Okçular Vakfı nasıl kuruldu? Okçular Tekkesi'nin önemi neydi? Bu namazgahın önemi neydi? Biraz içinde bulunduğumuz mekan hakkında sizinle başlamak istedim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Okçular Vakfı tarihin en eski aslında spor kulüplerinden biri. Okçular Tekkesi. Tekke olarak kuruluyor ama aynı zamanda bir spor kulübü işlevi var. 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağını kurduğu yer bulunduğumuz yer. Askeriyle beraber namaz kıldığı yer şu anda bulunduğumuz namazgah etrafı. Bu şekilde belirlenmiş restorasyon sırasında. 500 yıldan fazla bir zaman içerisinde padişahların bayramlaşmalarını yaptığı, yani Osmanlı sultanlarının bayramlaşmalarını yaptığı mekan. Dünyanın en büyük okçularının yetiştiği, padişahların ok attıkları, yabancı devlet başkanlarının buradaki müsabakalara davet edildiği, 500 yıla yakın bir zaman içerisinde bütün devlet erkanının gelip burada ok attığı, hatta menzil taşlarının olduğu, padişahlara ait rekor taşı bugünkü anlamda bir mekan. Fatih Sultan Mehmet Han tarafından bu 1,5 milyon metrekare arazi, bütün ok meydanı. Tabi Okçular Vakfı, vakfın kısa adı, uzun ismi bölgenin de adını taşıyor. Burası ok meydanı, adı üzerine ok atılan meydan demek. Osmanlı'nın bütün meydanları var. Bizim vakfımızın ismi de Ok Meydanı Spor ve Eğitim Vakfı. Onun için pek çok yani eğitim faaliyeti, kültür faaliyeti, sanat faaliyeti, spor faaliyeti yapıyoruz. Bir taraftan bu tür etkinlikleri vakıf olarak yapar, diğer taraftan da sportif faaliyetler, ifade ettiğiniz gibi okçuluğun başta tanıtılması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve dünyanın en iyi okçuları burada yetişti. Toz koparan İskender, 846,5 metre ok atmak suretiyle tarihin şu anda kıramadığı rekorun sahibi. Bütün en modern yaylarla atılamayan okun atan okçu burada yetişti. Tabii Cumhuriyet dönemine kadar işlevi bu. Cumhuriyet tekke ve zaviyelerin kaldırılmasıyla ilgili kanunla beraber bir müddet kapalı kalıyor tekke. Fakat Mustafa Kemal Atatürk'e gidip deniliyor, burası aslında tekke ama sportif faaliyetle yapılan bir tarafı var. Bunun üzerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk dernekler kanuna tabi olarak, yani bugün spor kulüplerinin tabi olduğu kanuna tabi olarak burada bu faaliyetlerin yürütülmesi için Ok Spor Kulübü kuruluyor. Tabii 1950'li yıllarda popüler kültürün etkisiyle bizim Ok Spor Okçuluk Kulübü dönüyor Ok Spor Futbol Kulübü'ne. Şimdi bazen bizim Kasımpaşa'da, bölgede buradan takılırlar.
Ya başkanım orada biz eskiden top oynardık. Oynardınız ama ok sahasında top oynardınız. Kulübün ismi de Ok Spor'du. Yani Cumhurbaşkanımızın da bir zamanlar futbol oynadığı, top oynadığı yer bu saha. Yani şu anda yanımızdaki ok sahası, ok talim sahası. Velhasıl daha sonra okçuluk tabii 1962'de yine Ok Spor var. Ve Kulaksız'ın evladı olan, Allah rahmet eylesin, rahmetle anmak lazım. Bugün nasıl Mete Gazoz bize büyük bir heyecan ve gurur yaşatmışsa, 1962 Avrupa şampiyonu Yücel Cavkaytar. Yani bu bölgenin evladı. Son şampiyonu o Tekke'nin. Tabii Tekke'nin sicil defteri var. Tarihçiler bakımından kıymetli o. 1600 yılına kadar olanı yanıyor. Bu arada kuruluş tarihini vereyim. 1453'te Fatih tarafından vakfediliyor. 1481'de Beyazıt Han zamanında Tekke statüsüne, yani inşai olarak göreve yapısı yapılıyor. Şeyh Hamdullah Tekke'nin kurucusu. İkinci Beyazıt devrinin şeyhlerinden. Şeyhlerinden. Hocası. Beyazıt Han'ın hocası. Kur'an-ı Kerim tecvid hocası. Aynı zamanda Şeyh Hamdullah iyi bir okçu. Hattatlık hattatların da piri. Piri Hattat'ın denilen. O yönü de var. Bu okçulukta daha sonra aslında bir gelenek haline geliyor. Yani işin tıbbi ve bilimsel tarafı da var. Çünkü ok atan hattatlar bir müddet sonra sağ veya sol elini kullanıyorlarsa bir müddet sonra diğer tarafının felç geçirme riski var. Onun için hattatlar okçuluğa alıştırılmışlar ve iyi hattatlar iyi ok atma meyiliminde olmuşlar. Şeyh Hamdullah da burada okçuluk müzesi var. Dünyada ilk ve tek. Onun girişinde de Tekke'nin kurucu şeyhi Şeyh Hamdullah'ın menzil taşı vardır. Evet, gördük. Gördünüz. Sen, çok gördünüz. Güzel, çok etkilendim. Aynı zamanda müzede Şeyh Hamdullah'ın Kur'an-ı Kerim Mushaf-ı Şerif'i vardır. O zaman Kültür Turizm Bakanımız Nabi Avcı Hoca basımını üstlenmişti Kültür Turizm Bakanlığı olarak. Onun dedik aslına uygun bir şekilde Tekke'mize. Son temsilcisi de Şeyh Hamdullah'ın yine iyi bir hattat ve okçu olan Necmettin Okyay. Soyadını da değiştirmiş. Allah rahmet etsin. Onu da rahmetle anmak lazım. Hem Şeyhül Hattat'ın olan Şeyh Hamdullah, Tekke'mizin kurucu şeyhini. Bütün bu süre içerisinde faaliyetini sürdürüyor. Tabii derken bölge gecekondulaşıyor. Çarpık bir yapılaşma. Ve Tekke'nin kalıntıları artık burada. Allah rahmet etsin. Yine rahmetle analım. Kadir Topbaş abi burayı Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminde yine teşekkür etmek bakımından Nusret Bayraktar döneminde bölgedeki işte bu namazgahın kalıntıları, caminin kalıntıları, mescidin kalıntıları, Hünkar Köşkü'nün kalıntıları tespit ediliyor ama ilçe belediyesi şartları ve dönemin konjonktürel şartları içerisinde mümkün olmuyor. Kadir Bey Büyükşehir Belediye Başkanı olunca niyet ediyor ve 2009 seçimlerinde bunu vaat ediyor ve restorasyonuna başlıyor. Başlarken de buranın bir aslına uygun şekilde faaliyette bulunması için hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Kadir Bey bizim ismimiz üzerine, yani burayı Aydır Ali alsın, burada bir vakıf faaliyetiyle bu işi devam ettirelim. Kadir abi Allah rahmet eylesin bir rüyasını anlatmıştı. Burada güzel bir rüyası var. Onun için o içinde hep böyle çocukluğunda gördüğü bir rüya. Düşünün Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda 2012'de buranın restorasyonunu tamamlıyor. 2013'te yine bir fetih günü 29 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 29 Mayıs 2013'te Okçular Vakfı olarak, Ok Meydanı Spor ve Eğitim Vakfı olarak hizmete açılıyor. O günden bugüne de tabii saha, bu tesis olimpik olarak yapılmış bir tesis. Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz o anlamda danışmanlığını yapıyor. Yani olimpik standartlarda olması bakımından. Meşhur bizim hep anlattığımız bir Bilal Bey'le olan şeyde biz tabii hep bu vakıfta dünyanın en iyi okçuları yetişsin. Çünkü Tosko Praniskem'de dünya okçuluğunun piri, en lideri. Dünyada ilk ve tek olan okçuluk müzesini, ilk ve tek olan okçuluk enstitüsünü, kütüphanemizi, aynı şekilde dünyada ilk ve tek olan okçuluk laboratuvarını, bunlar hep sayın bakanlarımızla beraber, Gençlik ve Spor Bakanları, Kültür Turizm Bakanlarımız ve dünyada şu anda ilk ve tek olan sizler de gördüğünüz okçuluk müzesi. Yani bunların hepsi Google'dan veya internetten araştırılabilir. Okçulukla ilgili sadece British Museum'da bir bölüm var. Bizim şu andaki müzenin dörtte biri kadar, şöyle bir oda kadar bir yer. Dolayısıyla
eksiklerimiz yok muydu? Vardı. İşte onu da biz Bilal Bey'e anlatıyoruz. Diyoruz ki dünyanın en iyi okçuları yetişecek. İşte Rus Vladimir diye bir hoca burada bir yıl bizimle beraber kaldı. Bize söyledi, iyi bir havuza ihtiyacınız var. Biz de bunu Bilal Bey'e anlatıyoruz. Bizim Bilal Bey'le meşhur o havuz şey problemi vardı ya liselerde. O da devam böyle gündeme gelir. Şimdi Mete Gazoz'un hikayesini okuyanlar. Şu anda Paralimpik'te 6 sporcumuz var. İşte vakıf himaye ediliyor, ediliyor. Biz de sonuçta himaye edilmesi gerekenleri ediyoruz. Şu anda bir altı karşılığını da gördük. Başkan bir dünya şampiyonu oldu. Evet. Şu anda Paralimpik'te gözümüz şu anda yine Tokyo'da, bizim kulağımız Tokyo'da. 11 sporcu var. Şey 13 sporcu var. 6'sı Okçular Vakfı'nın engelli sporcular, Paralimpik sporcularımız. Her birinde Mete Gazoz gibi olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Yani Bahattin Hekimoğlu, Nihat Türkmenoğlu gibi bayanlar var, kadınlar var. Oradan da olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. İnşallah. Bizim de derdimiz bir taraftan işte kitap yayın faaliyetleriyle, diğer taraftan şu anda Kültür Bakanlığı Yazma Eserler Müdürlüğü ile 400'e yakın kitabın basımı konusunda peyderpey şu anda 12-13 kitabın basımını yaptık. Bir taraftan gençler tarihini bilsinler istiyoruz. Burayı bilsinler. Geçen vatandaşın bir tanesi de tabii saygı duyuyoruz. Artık her şey yazılabiliyor, çizilebiliyor. Okçular Vakfı halka açılsın. Ya Okçular Vakfı'nın kapısı zaten açık. Mahalleden diğer mahalleye geçiliyor. Cuma'da diyorum bazen davet etmek. Şimdi içeri girdiğimde dedim ki o arkadaş kimse bir baksın gelsin şuradan bir canlı yayın gönderin. Her gün binlerce insanın gelip kadın, çoluk, çocuk. Çünkü bir sosyal rehabilite alanı. Hem okçuluk yaptıkları, kütüphanesinden istifade ettikleri, müzeden istifade ediliyor. Sadece cuma günleri burada açık alan bu pandemi döneminde ifa ettiği görev fevkalade önemli. Sonuçta biz burası bazen işte Tayyip Erdoğan'ın vakfı, Bilal Erdoğan'ın vakfı, Haydar Ali Yıldız'ın vakfı yok. Burası milletin, bulunduğumuz mülkiyet, vakıflar genel müdürlüğüne ait, vakfa ait değil. Biz sadece aslına uygun bir şekilde, ya bu vesileyle anlatalım ki, kimsenin değil, burası milletin, vakıf milletin malı demektir. Bize Allah nasip etti, Fatih gibi bir sultanın vakfının emanetçiliğini yapabiliyoruz. Yoksa milletin sabahtan akşama kadar mahallenin bu tarafından gelir, öbür tarafından çıkarlar. Çocukları burada ok atarlar, spor yaparlar, kütüphanesinden istifade ederler. Hafta sonları tiyatrosuyla, diğer kültür faaliyetleriyle. Şimdi belki görmüşsünüz girişte o tekke bölümünde piknik yapacakları alanlar var. Gelip pikniklerini yaparlar, çocuklar bisiklet sürerler, oynarlar. Burası çocukların, mahallenin, ok meydanının. Sadece ok meydanından değil, bütün İstanbul'un ve bütün dünyanındır burası, ecdadındır. Mülkiyeti de ifade ettiğim gibi vakfın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait. Milletin yani sonuçta, Fatih Sultan Han'ın bize olan emanetidir. Şu anda da başta İstanbul'un fethi, Ahlat Malazgirt, yani Malazgirt Zaferi'ni anma programları gibi temel iki programı gerçekleştiriyoruz. Ben her ikisine de katılma imkanım oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Fetihleri ve Fatihleri anlamak programlarına dahil evet, oldum. Çok istifade ettim. Hem de Malazgirt etkinliklerine de dönem dönem katıldım. Bu yılda yine sizlerin davetiyle biz meslektaşlarımızla birlikte oradaydık ve çok da güzel çekimler yaptık. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür. Aslında yayın öncesinde Cihan Hoca, benim oğlum var küçük. Henüz daha 10 aylık. Diyorum ki 3 yaşına geldiğinde böyle elini ok çekmeye başlar başlamaz getireceğim buraya koyacağım ve o geleneksel sporu öğrenmesini sağlayacağım dedim. Sonra dediler ki buraya herkes gelebiliyor ve burada herhangi bir ücret ödemeksizin de merakı olan, ilgisi olan, bu sporla ilgilenen herkes gelip burada okçuluk öğrenebiliyor. Geleneksel atasporunu öğrenebiliyor dediler. Evet yani şeyi temel misyonu dediğim gibi yine tarihte olduğu gibi dünyanın en iyi okçularını yetiştirmek. Bunun için eksiğimiz olan ne varsa bunları gidermek istiyoruz. Dünyanın en iyi okçuları nasıl yetişiyorsa okçular tekkesine hiçbir ücret almadan. Bakın bütün kulüpler okçu, sporcu kendi yayını, kendi ekipmanını kendisi alır. Ama biz dedik ki burada bütün her şey tam eksiksiz olsun. Onun için bir kez daha altını çiziyorum. Eksiksiz bir şekilde dünyanın en iyi okçuları burada yetişecek. Onun için havuzu yapacaktık. Niyetimiz oydu ama sporcular için, gençler için, buranın gençlerinin de buna ihtiyacı var. Üstü bir kondisyon salonu olsun dedik. Altında da bir yüzme havuzu ve sporcular gelsinler. Çünkü yine bilinsin diye söylüyorum. Bütün aslında büyük kulüplerin tesislerinde
o şok dediğimiz soğuk suya girer sporcular, belden aşağısı için, futbolcular için söylüyorum. Okçular da mesela Mete Gazoz günde 600 ok atıyor. 600 ok. Şu demek bu. Günde birkaç kamyon, un dolu kamyonu, çuval dolu kamyonu boşaltmak demektir. Yani bir müddet sonra kas patlama noktasına gelir. Onun için o Rus milli takımın hocası bize dedi ki bir buhar odasına, o kolay dedik, duşları ona çevirebiliriz. Bir de tekrar kasların normal hale dönmesi için iyice yumuşadıktan sonra havuza girmesi gerekir. Yoksa Bilal Erdoğan'ın bizim burada ok meydanı, burası 100 bin insanın yaşadığı yer. Zaten ihtiyaç var. Onun haricindeki zamanda gençler istedi ki bu spordan istifade etsinler ve dünyanın en iyi olimpiyat, dünya şampiyonları burada yetişsin diye. Allah nasip ederse yine inşallah olur diyelim ama o da bilinsin, bu vesileyle anlatmış olalım. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi önümüzde bir dergi var. Muhit Dergi'nin Selçuklular 950. yılında Malazgirt Savaşı özel sayısı. Okçular Vakfı baskısıyla Malazgirt'te dağıtıldı. Evet. Başkanımızın desteğiyle, arzusuyla. Bunun şöyle bir hikayesi var aslında. Biz tabii tarihçiler olarak biraz da yavaş yavaş Malazgirt'e doğru gidelim istiyorum. Bu yıl Malazgirt Savaşı'nın 950. yılı. Şimdi bu binli yıllar, 50'li yıllar, 100'lü yıllar tarihçiler için her zaman bir önem ifade eder. Biz de 950. yıl için ne yapabiliriz diye düşünürken bazı meslektaşlarımız kitaplar yazdılar. İşte sempozyum yapıldı, çok güzel devlet törenleri yapıldı. Ben de İbrahim Tenekeci ile konuştuğumuzda, Muhit'in genel yayın yönetmeni İbrahim Bey, onun gayretleriyle evet, çıkıyor sağ olsun. Ben birkaç sayısının dosya editörlüğünü yapmıştım. Yani Yunus Emre'yi, ardından Müslüman Kudüs sayısını, ardından Büyük Türkistan sayısını ve ardından 950. yılında Selçukluları. Aslında Nisan'da başlamıştık. Cihan Hocam'dan da yazı istedik. Sonra Ağustos'a tam zamanına denk geldi. Çok da değerli yazarların yazıları var. Sadece Malazgirt üzerine değil, Selçuklu tarihinin farklı boyutları üzerine. Mesela Sevinç Gök Hoca Selçuklu Çinileri üzerine yazıyor. Evet. Ali Nihat Kundak Hoca Selçuklu minyatürleri. Bunlar az çalışılan konular. Osman Eravşar hem Selçuklu arkeolojisi konusunda hem Selçuklu sanatı konusunda dünyadaki en önemli isimlerden birisi. Selçuklu kervansaraylarını yazdı. Cihan Hocam'ın yazısı var, Aydın Usta'nın yazısı var, Tülay Metin'in Selçuklu şehirleriyle ilgili var, Erkan Göksu'nun, Muharrem Kesik'in, Seyfullah Kara Hoca'nın Selçuklular ve İslamiyet üzerine yazısı var ve gerçekten birbirinden kıymetli yazıların bir araya geldiği bir dergi oldu. Tabii biz bunu biraz daha genişletip bir kitap haline getirmeyi de düşünüyoruz. Aynı yazar kadrosuyla belki bir iki yazar daha eklenebilir. Bunu bu vesileyle hatırlatmış olalım. Hala Muhit'in Ağustos sayısını bayilerden bulma, okuma imkanına sahipler. Çünkü Malazgirt bazı destanlar var. Aslında benim çalışma saham biliyorsunuz Malazgirt bağlamlı, Selçuklu bağlamlı ama zihniyet tarihi. Bizim Anadolu kültürünü, Türk kültürünü, İslam medeniyetini besleyen kültür havzaları var. Ve bu kültür havzalarının neredeyse tamamı Selçuklular zamanında oluşturulmuş havzalar. Yani Orta Asya'dan, İran'dan bakıp Anadolu'ya kadar geldiğimizde, işte bugün Suriye'ye ya da Irak'a gittiğimizde bu kültür havzalarının, yani Osmanlı medeniyetini de oluşturan havzaların kökenlerinin ilk defa Selçuklular zamanında atıldığını görüyoruz. Bu alimlerin pek çoğunun Selçuklular zamanında buraya getirildiğini görüyoruz. Bir sultan var, Alparslan. Belki Türk tarihinin yetiştirdiği nadide sultanlardan birisi. Allah ona kısa bir iktidar ömrü nasip etti. Yani Yavuz gibi, o da 8 sene ama etki bağlamında baktığınızda çok büyük ve çok derin etkiler bırakmış ve oğullarına her ikisi de muhteşem birer devlet bırakmışlar, miras bırakmışlar. Bu açıdan baktığımızda Alparslan oldukça önemli. Batıya dönük bir politikası var, alimlere dönük bir politikası var. Burada ben biraz Cihan Hocam'a dönmek istiyorum. Biz tabii Malazgirt'le ilgili konuştuk, siz de konuştunuz ama Malazgirt'e giden
yol, senin biraz farklı da görüşlerin var. Malazgirt'in sonucuyla ilgili de. Hı hı. Çoğumuz bazı, yani Türkiye'deki akademisyenlerin çoğu Alparslan işte çok iyi sonuçlanan bir anlaşma yapmadı derler. Cihan Hoca buna kesinlikle katılmıyor. Başkanım diyor ki hayır, Malazgirt Savaşı Bizans'ı Selçuklulara tabi kılan bir savaştı ve bundan daha büyük bir anlaşma olmazdı. Yani yapacağı İstanbul'a gidip oturmak olabilirdi. Bu da pek mümkün değildi. Bir de öncesi var. Yani biz biraz böyle tesadüf savaşıymış gibi görüyoruz. Tamam, Alparslan'ın zihninde belki doğrudan gelip Anadolu'da Bizans'la savaşmak gibi bir düşünce yok. Öncelikli olarak amcasının, Tuğrul Bey'in başlattığı bir politika var. İslam dünyasının, Sünni İslam dünyasını tek bir çatı altında toplamak, bunun siyasi lideri olmak ki Tuğrul Bey bunu kısmen başarmıştı. Mısır'ı ele geçirdikleri zaman İslam dünyasının bütününde bir siyasi bütünlük oluşturacaklar. Hamilik. Tek bir birlik, hamilik oluşturacaklar ve çok daha rahat politikalar üretebilecekler. Bu amaçla gidiyor. Fakat geriye döndüğü zaman sayıca az olmasına rağmen muhteşem bir zafer kazanıyor ki bu da her türlü şart altında, her türlü zorlu savaş mücadelelerine hazır olduğunu gösteriyor. Bazı kişiler, bunu bu kısımda konuşmayacağım, böyle işte kaynak perest olduğumuzu, işte bazı kaynaklara, Attaliyates'te dahil olmak üzere İslam kaynaklarına çok itibar ettiğimizi, farklı yorumlanması gerektiğini, işte Bizans ordusunun geri çekildiğini, zaten savaşmak istemediği şeklinde biraz böyle Malazgirt Savaşı'nı tahvif edici, küçümseyici ifadeleri var ve bunu yapabilmek için kaynağı bile yok sayma eğiliminin içerisine giriyorlar maalesef. Bunu konuşabiliriz ama öncelikli olarak Malazgirt'e giden süreçle. Biraz kastı mahsuslar çok fazla bu hususta. Şimdi bizim aslında biraz 1040'ların ortalarına gitmemiz lazım. Selçuklu tarihi, Selçuklu devleti 1040'da kurulduğunda çok hızlı gelişen bir devlet. Yani bir anda Merv'de devletinizi kuruyorsunuz, 8 yıl sonra Erzurum'da Bizans'la savaşıyorsunuz. Aşağı yukarı 2000 kilometre, kuş uçuşu o da 2000 kilometre. Bu kadar hızlı bir şekilde batıya gidebilen, bu kadar seri hareket edebilen bir devlet ve topluluktan bahsediyoruz. Bu anlamda belki zorlama, hani şartların zorlaması, işte Maviraun Nehir'de çok fazla Türkmen nüfusunun birikmesi, o Türkmen nüfusunun Selçuklu Devleti'nin kurulmasıyla birlikte güneye, İran'a inmesi, ama İran'da beklemedikleri bir ortamla karşılaşması. Hangi anlamda? Yerleşik bir Müslüman nüfus var İran'da. Yani siz yerleşik bir Müslüman nüfusu Müslüman bir topluluk olarak oradan kovamayacağınıza göre başka yerlere gitmek zorunda kalıyorsunuz. Devleti kuran Selçuklu toplulukları zaten işte göçebe olarak, Türkmen diyebileceğimiz göçebe unsurlara dayanarak kuruluyor. Fakat İran'a geldiklerinde yerleşik bir düzenle karşılaşıyorlar. Kendileri yerleşecek ama nispeten yerleşik düzene alışkın topluluklar değiller. Daha ziyade hayvancılıkla geçiniyorlar. Hayvanlara otlak gerekiyor. Geniş anlamda otlaklar gerekiyor. Fakat bu da iklime dayalı. Bir anda bakıyorsunuz İran doluyor. Çok yoğun bir şekilde Türkmen nüfusu İran'a inmiş durumda. Ne yapacaksınız? Yeni arayışlara yönelmeniz lazım. Bunun da sonucunda batıya doğru bir akış başlıyor. İlk olarak işte Rey tarafları, işte İbrahim İnal'ın, daha sonra Tuğrul Bey'in kardeşi diyelim, İbrahim İnal'ın kim olduğunu bilmeyebilir insanlar. İbrahim İnal, işte Rey bölgesinde, daha sonra Hemedan, Cibal bölgesinde, bugünkü İran-Irak sınırında yerleşiyor. Oraya doğru bir akış var. Orası da doluyor bir süre sonra. Yeni yerleşim yerlerini Selçuklular Azerbaycan ve dolayısıyla Bizans topraklarında, Anadolu'da görmeye başlıyorlar. Yani Türkmenlerin yerleşecek yere ihtiyacı var ve bunu karşılayabilecek yerler Kafkasya'daki Hristiyan unsurların yaşadığı bölgeler ve dolayısıyla Anadolu. Tabi bu birden gerçekleşmiyor zamanla. Özellikle Tuğrul Bey'in önünden kaçan diyebileceğimiz, daha önce Horasan'a yerleştirilmiş, Selçuklularla bağlantısı olmayan Türkmenlerin Selçuklular geldikten sonra batıya yönelmeleri, Azerbaycan hatta Anadolu sınırlarına kadar ulaşmaları, Selçuklulardan bağımsız şekilde faaliyetlerde bulunmaları, bir süre sonra tabii halifeye bağlı olarak, Abbas halifesine bağlı olarak bu bölgede yaşayan yerel hanedanların
rahatsızlığına neden oluyor. Çünkü onların hakimiyet bölgesine giriyorsunuz, onları rahatsız ediyorsunuz. Onlar da halifeye gidip şikayette bulunuyor. Tuğrul 1040 tarihinde devlet kurulduğunda Tuğrul Çağrı ve Musa Yabgu, amca Musa Yabgu yaptıkları ilk şeylerden bir tanesi Abbas hilafetine elçi gönderip, Abbas halifesine diyelim elçi gönderip ona tabiyet bildirmek. Biz Sünni bir devletiz. Sünni halife olarak biz seni dini otorite olarak kabul ediyoruz. Ama enteresan bir şekilde burada halifenin Tuğrul ve dolayısıyla Selçuklara mesafeli bir yaklaşımı var. Hatta 1050'lere kadar bunun ulaştığını söyleyen kaynaklar var. Ama 1045'lere geldiğinizde bu demin bahsetmiş olduğum Türkmen gruplarının bu devletleri rahatsız etmesi, devletlerin de halifeye şikayette bulunması üzerine halife bir şekilde artık Tuğrul Bey'e bunun yaşananların vermiş olduğu rahatsızlığı bildirmesine neden oluyor. Tuğrul da artık bakıyor ki bu bağımsız şekilde hareket eden toplulukların bir şekilde kendi hakimiyeti altına alınması lazım. Elçi gönderiyor, haber gönderiyor. Diyor ki biz bundan sonraki süreçte yani 1045'lerden itibaren Anadolu'ya Bizans'a yönelik faaliyetlerimizi ve belki Kafkasya'ya yönelik faaliyetlerimizi Selçuklu hanedan mensuplarının ve dolayısıyla devletin daha sistemli bir hale getireceği seferler üzerinden gerçekleştireceğiz. Siz de gelin bize katılın. İlk fırsatta olumsuz bir cevap alıyor. Fakat yerel hanedanların toplamış olduğu orduların bu Türkmenler üzerine gitmesi neticesinde onlar Azerbaycan'a gidip Tuğrul Bey'in hakimiyeti altına, onun komutası altına girmeye karar veriyorlar. Ve onun neticesinde bakıyorsunuz Azerbaycan'a gidiliyor ki Tuğrul Bey zamanında Azerbaycan batı seferleri için üs olarak kullanılıyor. Ve artık bundan sonra hanedan... Şunu belki belirtmek gerekir, sözünü kesmiş oldum ama. Şimdi Selçukluların Azerbaycan'a gidişi dediğimiz zaman belli bir müstakil gücün gidişi değil aslında bu. Burada Selçuklu ailesinin hemen hemen her kolunun Azerbaycan seferlerinde temsil edildiğini görüyoruz. Yani Çağrı Bey kendisi Merv'de Horasan hakimi ama oğullarından Yakuti Azerbaycan seferinde. Musa Yabgu Sistan hakimi ama oğlu Hasan özellikle Tuğrul bu bölgeye geliyor. Tuğrul'un idaresinde hatta Zapsuyu kenarında Bizanslılar tarafından şehit ediliyor. Belki Proto Malazgirt dediğimiz o Hasan Kale Savaşı'nın sebebi olacak. Diğer taraftan Yusuf İnal kolundan İbrahim İnal zaten sistemin en başında. Etkin. Bir de emirler var. Dolayısıyla bu batı politikası Selçukluların tesadüfen belli bir refleksle gelişmiş değil. Aslında işte, ana hatlarıyla bütün kolun politikası haline gelmiş. Bir strateji var tabii. Sistem yani. Dediğim zaten o. Yani Tuğrul Bey hanedan mensuplarının idaresi altında sistemli hale getirdiğimiz dediğim şey o zaten. Ve 1040'ların ortalarından itibaren seferlerin başladığını görüyoruz artık. Azerbaycan, Kafkasya'nın bir kısmı kontrol altına alınıyor ve artık Anadolu bir faaliyet alanı haline getiriliyor. Ve bu faaliyet alanı haline getirildiği süreçte de Şehzade Hasan'ın 1047 muhtemel 48 olduğunuzu kabul edenler var. Zapsuyu, Büyük Zapsuyu kenarında pusuya düşürülerek şehit edilmesi meselesi Tuğrul Bey'in çok fazla üzülmesine neden oluyor ve bir intikam seferinin tertip edilmesine neden oluyor. Bu Selçuklularla Bizans'ın ilk büyük savaşı. Ve bakıldığında bir tarafta İbrahim İnal var, Tuğrul Bey'in kardeşi, anne tarafından kardeşler, baba tarafından amcaoğulları. Kutalmış var bu seferde, Arslan Yabgu'nun oğlu ve dolayısıyla Yakuti aslında Çağrı Bey'in. Bir nevi Selçuklu Hanedan işbirliğinin kazanmış olduğu bir zaferdir, büyük bir zaferdir bu. Ve burada İbrahim İnal çok büyük bir galibiyet elde ediyor. Hatta Bizans kuvvetlerini komuta eden Liparit adlı ünlü bir general var. O isir Gürcü düşüyor. Değil mi? Efendim? Gürcü general. Burada bir Bizans, Ermeni ve Gürcü işbirliği de söz konusu. Ama yok artık yani 1040'lardan itibaren 42 olması lazım. Bu bahsetmiş olduğumuz bölgedeki Gürcü ve Ermeni krallıklar tamamen Bizans tarafından ilhak edilmiş durumda. Ani de dahil olmak üzere. Ani Bizans hakimiyetinde. Hakimiyetinde ama Ermeni İmparatorluğu olarak var ama yani. Hayır. İlave edilmiş. Orası şöyle artık, Ermeniler artık var ama bağlılığı Bizans'a. Yerel bir güç olarak varlar. Aile yani olarak ortadan devam ediyorlar ama devletler ortadan kaldırılmış. Tamamen Bizans. Yani Bizans şöyle söyleyelim. Ani'yi Selçuklular Bizans'tan alıyor.
Ermenilerden ama ahalisi Ermeni. Ermeni tabii. Yani yerel olarak evet. Orada evet. yaşayan Ermeniler halen var ama Bizans o bölgeyi ilhak etmiş. Evet, evet. 1040'ların 1042 diye hatırlıyorum. O tarihten sonra artık Anadolu'da bir faaliyet alanı ama Anadolu nispeten Bizans'ın güçlü olduğu bir bölge. O bölgenin bir anda ele geçirilmesi de beklenemiyor dolayısıyla. Yani Selçuklu da bunun farkında. Şimdi Selçuklu'ya baktığınızda 1040 tarihinden aslında 1035'e gitmemiz lazım. 1035'ten 1040'a kadar Gaznelilerden o bağımsızlığı kazandıkları sürece baktığımızda çok fazla savaşan, doğrudan işte Gazneli kuvvetlerinin karşısına çıkıp savaşan bir mantıkla ilerlemiyorlar. Pusu, Yağma, Vurkaç, Vurkaç tamamen Vurkaç Pusu. Dandanakan Savaşı da bir süreç savaşıdır ve en son Dandanakan'daki baskındır aslında bakıldığında. Yaklaşık 15-20 gün süren bir süreçtir aslında Dandanakan Savaşı. Tabii öncesinde, öncesinde de var. Hem kaybettikleri hem kazandıkları var. Ama artık işte Gazneli Mesut harekete geçtiğinde onu yıpratan bir Selçuklu var. Orduyu yıpratan. Vurkaç taktiğiyle. İşte Beyhaki çok canlı anlatır bunu Gazneli tarihçisi. İşte sağ taraftan saldırıyorlar. Sultan onların üzerine 1000 kişilik bir kuvvet gönderiyor. Onları püskürtüyor. Bakıyorsunuz diğer taraftan başka bir kuvvet saldırıyor. Bu şekilde devamlı olarak Gazneli ordusunu yıpratan bir Selçuklu var. Ve onun en sonunda da Gazneli işte Dandanakan Ovası'nda son darbeyi indiren bir Selçuklu. Tamamen askeri taktik budur. Ve bunu da yöneten Çağrı Bey'dir. Çağrı Bey ile Gazneli, Alparslan'ın ilişkisine baba oğul. Yani babanın oğluna öğrettiği taktikler. Bunu niçin anlatıyorum? Malazgirt'te de zaten bunun benzeri şeyler var. Söylemek de lazım bir ilave. Şimdi Çağrı Bey'in 7 tane oğlu var. Bildiğimiz Selçuklu'nun değişik kademelerinde görev yapmış. Ama Sultan Alparslan Çağrı Bey nezdinde hep özel bir yer. Yani bu baba oğlu ayırma meselesi değil aslında. Bugünkü toplumuna duygusal bakıyor ama en büyük oğlu zaten Kirman bölgesinin hakimi. Bir devlet kurmuş. Kirman Selçukları dediğimiz devleti kuran kişi. Diğer oğlu Yakuti Bey'in bir potansiyeli var ama Batı seferlerinde Alparslan çocukluğundan itibaren babasının elinde büyüyor. Yani onun veliahtı hem yeteneğini keşfediyor. Benim belki abartılı gelebilir izleyicilerimize ama Çağrı Bey, bilmiyorum Cihan Hoca ya da siz katılır mısınız başkanım? Herhalde kendi karakterine en uygun oğlunun evet. Alparslan olduğunu düşünüyor. Çünkü Çağrı Bey ile Tuğrul Bey'in arasında hep biz böyle çocuklarına aileler Çağrı ve Tuğrul ismini koyarlar bir bütün ama Tuğrul Bey İyi bir savaşçı fakat bir diplomat ve affetme süreci onda biraz daha fazla. Fakat Çağrı Bey'e geldiğinizde bir tık mesafe yükseliyor. Çok daha sert, çok daha savaşçı, çok daha geleneksel savaş taktiklerine. Mesela Tuğrul Bey bazen bir şehri ele geçirdiklerinde yağmalanmasını istemeyebiliyor. Ama Çağrı Bey diyor ki hayır bu bizim töremizde var. Ordumuzu ayakta tutan temel unsurlardan birisi. Bunun olması gerekiyor. Bu Cihan Hocam'ın dediği gibi soyadım olduğu için hoşuma da gidiyor tabii. Şahin karakteri bu ailede biraz yani bu kolda Çağrı Bey kolunda biraz baskın. Bunu Alparslan'ın hayatında da göreceğiz zaten. Alparslan sert bir devlet adamıdır. Aynı zamanda karakter amcasına olarak göre. Öyle. Karakter olarak öyle. Şimdi bizim bana göre Alparslan'ı babası Tuğrul'dan sonra devletin hükümdarı olarak yetiştiriyor. Onun için eğitimiyle özel olarak ilgileniyor. Zaten kendisine askeri anlamda eğitimi vermiş. Bir de Nizamülmülk gibi birini, devlet idaresini, aynı zamanda İran'ı, İran coğrafyasını, çünkü siz İran'da hakim olmuş bir devletsiniz, halkın sizi benimsemesi lazım. Bunu ancak İşte Tuğrul'un politikaları üzerinden yapabilirsiniz. Çağrı mesela benim görüşüme göre, SSA olmaz ama tarihte bir taraftan da ama benim görüşüme göre büyük olmasına rağmen Çağrı Bey hükümdar olsaydı bu kadar başarılı bir Selçuklu hakimiyetinden bahsedemezdi. Yani hocam şimdi genelde hep Çağrı Bey ve Tuğrul Bey üzerinden bir Selçuklu okuması yapılır. Buraya kadar pek çok görüşüne itibar ediyorum. Tabii ki bana sana göre diye bir tarih okuması yoktur ama sonuçta okuduklarınızdan bir okuma yapmanız mutlaka lazım. Öyle. Bu bana göre, sana göre bu tabiri. Bu göreler mutlaka çıkar. Tarihte kaçınılmaz. Mutlaka da öyledir ama yani bana göreden kastım şu. Ben bir okuma yaparım.
Bu okumamın karşılığı budur. Bunu ifade edin. Kastım şu. Tarihte bize öğretilen bir şeydir. Öyle olsaydı böyle olurdu, böyle olsaydı böyle olmazdı gibi şeyler açıklamak. Yani varsayım üzerinden yorumlar yapmak. Evet, ona karşı. Bunu da okuyabilmeliyiz. Yani mesela Malazgirt Savaşı'nın neticesi üzerine konuşacağız. Ama hocamın şu değerlendirmesi, evet katılıyorum. Özellikle Alparslan bir kumaşı tespit ediliyor, bir liderlik kumaşı. Ama arada 1038-1040'lı yıllarda Dandanakan'dan sonra aslında bir kurultay toplanıyor. 38 kurultay. Yani hep Tuğrul ve Çağrı Bey üzerine yapılan okumada ben Selçuk ismi nereden gelir? Oraya pek atıf yapmayız. Yani yapan elbette ki yapıyorsunuz, değerlendiriliyor ama burada da yine hakkını teslim edelim. Devletin kurucusu anlamda dedeleri diyelim Selçuk, babaları Selçuk. Ali Selçuk o şekilde ifade ediliyor. 50 yaşındayım ama bir çocuğum da olsa ismini Haydar Ali ismim ama Ali Selçuk. Çünkü bu isimlerin yaşaması gerektiğini inanıyorum. Ali'den kastedilen Selçuk soyunun... Ben biraz onu değiştirdim. Ali Sencer koydum oğlum. O da bir Selçuklu bütünlüğünün içinde. Merv'deki kurultayda, 1040 yılındaki kurultaydan sonra yine kendi okuma, hani bana göre değil, kendi okumama göre de Çağrı Bey görüşünü ifade ediyor, stratejisini ifade ediyor. Ve ona göre Alparslan'la ilgili Şahin kanadı desteklediğine dair bir işaret, işte okları kırıyor. İşte bir oku kırarsınız, ikisini kırarsınız ama üçünü kıramazsınız, özetleyerek ifade ediyorum. Sanki o 1040'tan itibaren hani devletin de aklının oluşmaya başladığı, şimdi İstanbul Fatih'ten sonra da devletin başına kimin geleceğini aslında devlet aklı karar veriyor. Sultan Cem bakıyorlar ki Fatih gibi biri. Daha deli bu aynen onun gibi orayı buraya fete gidecek Roma'ya şuraya buraya bari devletin bütçesini hesap ediyorlar. Biraz daha fetih zor. Yani ciddi masraflar edilmiş. Yani bugün düşünün dünyanın en büyük devletini dize getiriyorsunuz. Bunu yapan 32 Fatih. 32 sene ömrü savaşta geçen hükümlerden var. Şimdi ama ondan sonra diyorlar ki bir derlenip toparlanmak lazım. Biraz imar ihyaya şey yapmak lazım. Bir devlet aklı var. Onun için Fatih'ten itibaren imparatorluk. Yani Selçuklu devlet aklı da elbette ki zaman içerisinde Alparslan hatta Melikşah döneminde kurumsallaşıyor. Fakat Merv'den itibaren, Merv'deki kurultaydan sonra Çağrı Bey, Tuğrul Bey, onların görüşleri, mutlaka orada serdedilen farklı görüşler vardır. Ama bir devlet aklı oluşmaya başlıyor ve o devlet aklı öne sürülen Batı politikası, yani Batı'ya doğru, Bizans'a doğru açılma ve oraları fethetmeye yönelik politika ve bunu gerçekleştirecek olan ismin Alparslan olduğu konusunda, Muhammed Alparslan olduğu konusunda zımni bir arka plan olduğunu ben de kendi okumalarımdan çıkarıyorum. Buna ben şöyle katılıyorum. Normal şartlarda bizim tarihçiler genel anlamda biliyorlar ama ortalama bir izleyicinin bilmediği bir şey var aslında. Tuğrul Bey öldüğünde yerine bir veliaht bırakmıştı. Süleyman. Bu veliaht Alparslan değildi. Bu veliaht Çağrı Bey'in oğullarından Süleyman'dı. Süleyman. Ve Süleyman belki Çağrı Bey'in 7 oğlunun içerisinde bir mukayese yapacak olsak yönetsel yetenek anlamında en zayıf ve en geri planda kalanıydı. Bu dediğiniz nokta şurada öne çıkmış oldu. Süleyman'ın iktidarını baştaki vezir Amidülmülk de dahil olmak üzere hiç kimse hani kanıksamak diye bir tabir var ya kanıksamadı aslına bakarsanız. Yani hiç kimsenin zihninde Süleyman tam bir hükümdar profili olarak oturmadı. Alparslan ise bunu tartışmaya bile meydan bırakmadı. Yani kalktı ordusuyla birlikte geldi, yürüdü ve öncelikli olarak zaten Rey'de büyük bir isyan vardı. Belki aile içi çatışmalar Tuğrul Bey'in döneminde İbrahim İnal'la başladı. Onun vefat ettiği sırada Kutalmış Bey isyan etmişti ve Rey'i ele geçirmişti. Dolayısıyla öncelikli hedefi de farklıydı. Yani burada iktidarla uğraşmadı bile. Tabii Kutalmış meselesini hallettiğinde zaten otomatikman sultandı. Ve işin ilginç tarafı da kendisine ilk itaat eden de bizzat Süleyman'ın kendisi oldu. Yani hiçbir zaman ben veliahtım, ben sultanım demedi. O bile kanıksamamış aslında sultanlığını. Ve abisiyle uzun vadede de hiçbir siyasi çatışma yaşamadan varlığını sürdürdü. Aksi halde öldürülebilirdi de. Yani 20 yıl yani hocam değil mi? 22-23 yıl yani 1040-1062-1063 o tarihlere baktığımız zaman yani 22-23 yılda çok tabii devlet için belki bir devlet aklının inşası için
kurumsallaşması için belki küçük bir zaman ama şimdi Cumhuriyet'in kuruluşu Osmanlı'ya da baktığınız zaman aslında 1300-1330'lardan itibaren hemen batıya doğru bir Balkanlara doğru uzanma hadisesi. Selçuklu demek ki coğrafyanın verdiği, tabii ondan önce bir yolculuklar var. Tarazin bölgesinden, Cent'ten itibaren yaşadıkları zorluklar var, itilip kakılmalar var. Yani uzun uzun tabii seyirciyi de yormamak lazım ama böyle çok sıradan bir geliş değil. Bazı şeyler zorlanıyorlar, bir yeri yurt ediniyorlar, oradan çıkarılıyorlar. Tek kelimeyle evet. Selçukluların ya da Tuğrul Bey'in özeti, ben bunu derslerimde yapıyorum, öğrencilerim dinliyorsa zaten hatırlayacaklar. Tuğrul Bey, yani Çağrı ve Tuğrul bütün olarak da görebiliriz. Çölden çıkan ve her an ölüm korkusuyla, baskın korkusuyla yaşayan bir topluluğu, bir devlet demiyorum, bir topluluğu öldüğünde bir imparatorluk haline getirmişti ve Doğu'nun ve Batı'nın sultanı olmuştu Tuğrul Bey. Bu sebeple tarihte çok az örneği vardır. Yani bütün dünya tarihini, sadece Türk tarihi veya İslam tarihi değil, Tuğrul Bey efsafında, bana Tuğrulcu diyorlar okulda, öyle bir namım var. Aslında tam öyle değil. Fakat bu hakkını teslim ediyor. Yani Tuğrul Bey efsafında başka bir siyasi lider neredeyse yok gibi. Yani bir aşiretler. Hani aşiretten Cihan Devleti'ni diye Osmanlı Devleti'ni derler ya. Osmanlılar emin olun çok daha güçlü ve çok daha sistematik. Yani hilafet makamıyla olan koordinasyonu da yani. O, orada bile bir senkronizasyon başlıyor. Yani Sultan Alparslan'ın halife ile olan diyaloğunda da belirleyici olan Tuğrul Bey'in politikası bir yani halifeliği kabul etmeme değil. Yok tabii. Oradaki Abbas hilafetinin üzerinden kendi maddi gücünü de inşa edip manevi gücü oradan devşirme ile ilgili bir politika Sultan Alparslan tarafından da alıntılanıyor. Evet. Oluyor. Bunu devam edeceğiz. Şimdi Erkan Göksu hocamızla sahada yaptığımız Anadolu'nun Türkleşme sürecinde Malazgirt Zaferi'nin etkileri başlığını taşıyan kısa bir VTR'miz var. Ardından reklama gireceğiz. Ve reklamlardan sonra Doğu'dan Batı'ya tarihte Profesör Doktor Cihan Piyadeoğlu ve Haydar Ali Yıldız Başkanımızla konuşmamıza devam edeceğiz. Erkan Hocam, Malazgirt Savaşı dediğimiz zaman aklımıza ne gelir ve Anadolu'nun Türkleşme sürecinde Malazgirt Savaşı'nın etkisi nedir? Haşim Hocam, Malazgirt Savaşı aslında Türk tarihinin adeta ruhunu içinde barındıran önemli bir savaş. Öncesi ve sonrasıyla düşündüğümüz zaman bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Tabii ki Malazgirt Savaşı'ndan önce sizin de biraz önce söylediğiniz gibi Anadolu'da bir Türk varlığı vardı. Yani Bizans bundan çok rahatsızdı. Hatta Romanos Malazgirt yani 1071'den önce de 3 tane büyük sefer düzenlemişti bu Türk varlığını Anadolu'da ortadan kaldırmak için. Fakat bunu başaramamıştı. Fakat bütün bu varlığa rağmen Anadolu'daki Türkler henüz siyasallaşamamışlardı. Yani devletli olamamışlardı. Nüfus olarak vardılar, ekonomi olarak vardılar, askeri güç olarak vardılar. Ama devlet olarak, siyasal yapı olarak yoktular. Bu da önemli bir şey. Yani Allah devletsizlikten korusun. Amin. Devletli olmak önemli bir şey. Şimdi bu noktada Malazgirt'ten sonraki gelişmeler Bizans'ın savunma gücünün tamamen çökmesi ve bu bölgedeki Büyük Selçuklu artık bir devletin organizasyonuyla burada meydana gelen gelişmelerin yaşanması çok kısa süre içerisinde Anadolu'nun muhtelif yerlerinde çeşitli Türk devletlerinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Beylikler ve özellikle Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulmasından sonra Anadolu artık siyasal olarak da ebedi Türk vatanı haline geldi ve o süreç bütün bilgi ve tecrübesini daha sonra Osmanlı Devleti'ne aktardı. Böylelikle Türk tarihinin o uzun yolculuğu içerisinde Malazgirt adeta bir kavşak noktası teşkil etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk dernekler kanuna tabi olarak, yani bugün spor kulüplerinin tabi olduğu kanuna tabi olarak burada bu faaliyetlerin yürütülmesi için Ok Spor Kulübü kuruluyor. Tabii 1950'li yıllarda popüler kültürün etkisiyle bizim Ok Spor Okçuluk Kulübü dönüyor Ok Spor Futbol Kulübü'ne. Şimdi bazen bizim Kasımpaşa'da bölgede buradan takılırlar. Ya başkanım, orada biz eskiden top oynardık. Oynardınız ama Ok sahasında top oynardınız. Kulübün ismi de Ok Spor'du. Yani Cumhurbaşkanımızın da bir zamanlar
futbol oynadığı, top oynadığı yer bu saha. Yani şu anda yanımızdaki ok sahası, ok talim sahası. Velhasıl daha sonra okçuluk tabii 1962'de yine okspor var. Ve Kulaksız'ın evladı olan, Allah rahmet eylesin, rahmetle anmak lazım. Bugün nasıl Mete Gazoz bize büyük bir heyecan ve gurur yaşatmışsa, 1962 Avrupa şampiyonu Yücel Cavkaytar. Yani bu bölgenin evladı. Son şampiyonu o tekkenin. Tabii tekkenin sicil defteri var. Tarihçiler bakımından kıymetli o. 1600 yılına kadar olanı yanıyor. Bu arada kuruluş tarihini vereyim. 1453'te Fatih tarafından vakfediliyor. 1481'de Beyazıt'ın zamanında tekke statüsünü, yani inşai olarak görev yapısı yapılıyor. Şeyh Hamdullah tekkenin kurucusu. İkinci Beyazıt devrinin şeyhlerinden. Şeyhlerinden. Hocası. Beyazıt Han'ın hocası. Kur'an-ı Kerim tecvid hocası. Aynı zamanda Şeyh Hamdullah iyi bir okçu. Hattatlık hattatların da piri. Piri Hattat'ın denilen. O yönü de var. Bu okçulukta daha sonra aslında bir gelenek haline geliyor. Yani işin tıbbi ve bilimsel tarafı da var. Çünkü ok atan hattatlar bir müddet sonra sağ veya sol elini kullanıyorlarsa bir müddet sonra diğer tarafının felç geçirme riski var. Onun için hattatlar okçuluğa alıştırılmışlar ve iyi hattatlar iyi ok atma meyiliminde olmuşlar. Şeyh Hamdullah da burada okçuluk müzesi var. Dünyada ilk ve tek. Onun girişinde de tekkenin kurucu şeyhi Şeyh Hamdullah'ın menzil taşı vardır. Evet, gördük. Gördünüz. Sen, çok gördünüz. Güzel, çok etkilendim. Aynı zamanda müzede Şeyh Hamdullah'ın Kur'an-ı Kerim Mushaf-ı Şerif'i vardır. O zaman Kültür Turizm Bakanımız Nabi Avcı Hoca basımını üstlenmişti Kültür Turizm Bakanlığı olarak. Onun dedik aslına uygun bir şekilde tekkemize. Son temsilcisi de Şeyh Hamdullah'ın yine iyi bir hattat ve okçu olan Necmettin Okyay. Soyadını da değiştirmiş. Allah rahmet etsin. Onu da rahmetle anmak lazım. Hem Şeyhül Hattat'ın olan Şeyh Hamdullah, tekkemizin kurucu şeyhini. Bütün bu süre içerisinde faaliyetini sürdürüyor. Tabii derken bölge gece kondulaşıyor. Çarpık bir yapılaşma. Ve tekkenin kalıntıları artık burada. Allah rahmet etsin. Yine rahmetle analım. Kadir Topbaş abi burayı Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminde yine teşekkür etmek bakımından Nusret Bayraktar döneminde bölgedeki işte bu namazgahın kalıntıları, caminin kalıntıları, mescidin kalıntıları, Hünkar Köşkü'nün kalıntıları tespit ediliyor ama ilçe belediyesi şartları ve dönemin konjonktürel şartları içerisinde mümkün olmuyor. O günden bugüne de tabii saha, bu tesis olimpik olarak yapılmış bir tesis. Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz o anlamda danışmanlığını yapıyor. Yani olimpik standartlarda olması bakımından. Meşhur bizim hep anlattığımız bir Bilal Bey'le olan şeyde biz tabii hep bu vakıfta dünyanın en iyi okçuları yetişsin. Çünkü toz koparan İskender dünya okçuluğunun piri, en lideri. Dünyada ilk ve tek olan okçuluk müzesini, ilk ve tek olan okçuluk enstitüsünü, kütüphanemizi, aynı şekilde dünyada ilk ve tek olan okçuluk laboratuvarını, bunlar hep Sayın Bakanlarımızla beraber, Gençlik ve Spor Bakanları, Kültür Turizm Bakanlarımız ve dünyada şu anda ilk ve tek olan sizler de gördüğünüz okçuluk müzesi. Yani bunların hepsi Google'dan veya internetten araştırılabilir. Okçulukla ilgili sadece British Museum'da bir bölüm var. Bizim şu andaki müzenin dörtte biri kadar, şöyle bir oda kadar bir yer. Dolayısıyla eksiklerimiz yok muydu? Vardı. İşte onu da biz Bilal Bey'e anlatıyoruz. Diyoruz ki dünyanın en iyi okçuları yetişecek. İşte Rus Vladimir diye bir hoca burada bir yıl bizimle beraber kaldı. Bize söyledi, iyi bir havuza ihtiyacınız var. Biz de bunu Bilal Bey'e anlatıyoruz. Bizim Bilal Bey'le meşhur o havuz problemi vardı ya liselerde. O da devam böyle gündeme gelir. Şimdi Mete Gazoz'un hikayesini okuyanlar. Şu anda Paralimpik'te 6 sporcumuz var. İşte vakıf himaye ediliyor, ediliyor. Biz de sonuçta himaye edilmesi gerekenleri ediyoruz. Şu anda altı karşılığını da gördük. Başkanım, bir dünya şampiyonu oldu. Şu anda Paralimpik'te gözümüz şu anda yine Tokyo'da, bizim kulağımız Tokyo'da. 11 sporcu var. 13 sporcu var. 6'sı Okçular Vakfı'nın engelli sporcular, Paralimpik sporcularımız. Her birinde Mete Gazoz gibi olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Yani Bahattin Hekimoğlu, Nihat Türkmenoğlu gibi bayanlar var, kadınlar var. Oradan da olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. İnşallah. Bizim de İnşallah. Derdimiz bir taraftan işte kitap yayın faaliyetleriyle, diğer taraftan şu anda
Kültür Bakanlığı Yazma Eserler Müdürlüğü ile 400'e yakın kitabın basımı konusunda peyderpey. Şu anda 12-13 kitabın basımını yaptık. Bir taraftan gençler tarihini bilsinler istiyoruz. Burayı bilsinler. Geçen vatandaşın bir tanesi de tabii saygı duyuyoruz. Artık her şey yazılabiliyor, çizilebiliyor. Okçular Vakfı halka açılsın. Ya Okçular Vakfı'nın kapısı zaten açık. Mahalleden diğer mahalleye geçiliyor. Cuma'da diyorum bazen davet etmek. Şimdi içeri girdiğimde dedim ki o arkadaş kimse bir baksın gelsin şuradan bir canlı yayın gönderin. Her gün binlerce insanın gelip kadın, çoluk, çocuk. Çünkü bir sosyal rehabilite alanı. Hem okçuluk yaptıkları, kütüphanesinden istifade ettikleri, müzeden istifade ediliyor. Sadece cuma günleri burada açık alan bu pandemi döneminde ifa ettiği görev fevkalade önemli. Sonuçta biz burası bazen işte Tayyip Erdoğan'ın vakfı, Bilal Erdoğan'ın vakfı, Haydar Ali Yıldız'ın vakfı. Burası milletin, bulunduğumuz mülkiyet Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait, vakfa ait değil. Biz sadece aslına uygun bir şekilde, ya bu vesileyle anlatalım ki, kimsenin değil, burası milletin, vakıf milletin malı demektir. Bize Allah nasip etti, Fatih gibi bir sultanın vakfının emanetçiliğini yapabiliyoruz. Yoksa milletin sabahtan akşama kadar mahallenin bu tarafından gelir, öbür tarafından çıkarlar. Çocukları burada ok atarlar, spor yaparlar, kütüphanesinden istifade ederler. Hafta sonları tiyatrosuyla, diğer kültür faaliyetleriyle. Şimdi belki görmüşsünüz girişte o tekke bölümünde piknik yapacakları alanlar var. Gelip pikniklerini yaparlar, çocuklar bisiklet sürerler, oynarlar. Burası çocukların, mahallenin, ok meydanının. Sadece ok meydanından değil, bütün İstanbul'un ve bütün dünyanındır burası, ecdadındır. Mülkiyeti de ifade ettiğim gibi vakfın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait. Milletin yani sonuçta, Fatih Sultan Han'ın bize olan emanetidir. Şu anda da başta İstanbul'un fethi, Ahlat Malazgirt, yani Malazgirt Zaferi'ni anma programları gibi temel iki programı gerçekleştiriyoruz. Ben her ikisine de katılma imkanım oldu. Çok hem fetihleri ve fatihleri anlamak programlarına dahil evet, oldum. Da çok katıldım. İstifade evet. ettim. Hem de Malazgirt etkinliklerine de dönem dönem katıldım. Bu yılda yine sizlerin davetiyle biz meslektaşlarımızla birlikte oradaydık ve çok da güzel çekimler yaptık. Ben de teşekkür evet. ederim. Teşekkür. Aslında yayın öncesinde Cihan Hoca benim oğlum var küçük. Henüz daha 10 aylık. Diyorum ki 3 yaşına geldiğinde böyle elini ok çekmeye başlar başlamaz getireceğim buraya koyacağım ve o geleneksel sporu öğrenmesini sağlayacağım iyi. Dedim. Sonra dediler ki buraya herkes gelebiliyor ve burada herhangi bir ücret ödemeksizin tabii, tabii. de merakı olan, ilgisi olan, bu sporla ilgilenen herkes gelip burada okçuluk öğrenebiliyor. Geleneksel atasporunu öğrenebiliyor dediler. Yüzümüz geleceğe dönük olsa da, yürüdüğümüz yolu aydınlık kılan ardımızda bıraktıklarımız, sahip olduklarımız ve inşa ettiklerimizdir. İnsanlık tarihini daha iyi anlamak ve daha aydınlık bir yolculuğa hazır mısınız? Uğur Korkmaz'la Tarihe Yolculuk, birbirinden kıymetli konuklarıyla, yarın 20'de Wow TV'de. Sohbet edelim. Nerede edelim? Sohbet edelim ama ne konuşalım? Sürekli bir dikkat dediğimiz şey artık yok. Şiir biraz kişisel bir beğeni meselesidir. Orta çağ karanlıktı. Ya 21. yüzyıl aydınlık mı? Sizi bir bilinç haline sürüklüyor. Mustafa Akar ve İbrahim Altay'la Millet Kıraathanesi'nde toplanıyoruz. Millet Kıraathanesi Pazartesi 21'de Wow TV'de. Evet, sevgili Doğu'dan Batı'ya tarih izleyenleri, Malazgirt'i konuşmaya devam ediyoruz. Okçular Vakfı'nda, Fatih Sultan Mehmet Han'ın namazgahında. Şimdi başkanımız Haydar Ali Bey, ilk kısımda Okçular Vakfı'nın yayın faaliyetlerinden de bahsetti. Sadece burada sportif faaliyetler değil,
Aynı zamanda hem müzeden bahsetti, bir de çok değerli yayınları var. Onları göstermek istiyorum. Türk okçuluğuna dair. Bu çalışmaların en önemlilerinden birisi Osmanlı arşiv belgelerinde Türk okçuluğu başlığını taşıyan bir kitap. Çok güzel bir baskısı yapılmış. Şöyle göstereyim ben izleyicilerimize. Bunun dışında ilk kısımda ben de katılmıştım ama maalesef yazıyı yetiştiremediğim için içinde yer almıyor. Fetihleri anlamak, Fatihleri anmak diye bir etkinlik vardı. Her yıl, çok her yıl sonu. Değerli, her yıl sonu yapılan bir çalışma. Bunu da bu şekilde göstermiş olayım. Okçular Vakfı'nın yayınlarından birisi. Paul Klopstek, Türk Okçuluğu, bir diğer çalışma vakfın yayınladığı. Tabii okçuluğa dair her türlü çalışmaya kapımız açık diyor evet. Başkanımız. Osmanlı Türk Yayları, Adam Karpovits'in bir kitabı. Dünyanın en büyük okçu ilim adamı. Evet, dünyanın en büyük okçuluk. Vakfımıza da misafir ettik. Evet. İlk, tabii VTR'den önce onun isminden bahsettik. Onun yayını geçen hafta program konuğumdu. Erkan Göksu Hoca'nın Türklerde Ok ve Okçuluk, Okla Yükselen Millet, Okçular Vakfı'nın ilk yayınlarından birisiydi. Bunun dışında bazı okçu tezkireleri var. Okçuluk tezkireleri var Osmanlı dönemine ait. Okçular Vakfı ile Yazma Eserler Kurumu'nun müşterek yayınları. Katip Abdullah Efendi'nin Tezkire-i Rumat, Okçular Tezkiresi başlığını taşıyan çalışması bu şekilde. Ve iki tane daha var. Üç tane. Kemankeş Mustafa Efendi'nin Kavsnamesi. Kemankeş meşhur Mustafa Efendi'nin okçuluk kitabı. Meşhur bir meşhur kitap, kitap bu. Kavsname. Kavsname. Ben de bunun çok eski ve küçük ince bir versiyonu vardı. Evet. Bu çok güzel bir baskı olmuş. Bir de İbni Ruşen'in Fezail-i Remi, yani okçuluğun faziletleri başlığını taşıyan kitabını da okçulukla ilgilenen, Türk askeri tarihiyle ilgilenen bütün meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize tavsiye ederim. Malazgirt üzerine konuşuyorduk ve savaşa doğru gidiyorduk. Şimdi ben Haydar Ali Başkanıma dönmek istiyorum. Siz de yıllardır zaten Malazgirt üzerine çalışıyorsunuz, okumalar yapıyorsunuz. Belki pek çok akademisyenden daha da fazla okuma yaptınız. En azından konuşmalarınızdan benim dinlediğim kadarıyla edindiğim izlenim bu. Malazgirt'e giden bir süreç var. Cihan Hocam'la konuşmaya başladık. Sultan Alparslan bir sultan oldu artık kardeşiyle. Mücadeleye bile girişmeksizin. Biraz da sizin dediğiniz gibi doğal bir süreçti bu. Kamuoyunun beklentisi, bürokrasinin beklentisi, devlet idaresinin beklentisi, devlet zihniyetinin beklentisi buydu ve bu oluştu. Sonra ne oldu? Şimdi ilk fetihlere baktığımızda evet isyanları bastırdı. İlk ve daha genç bir sultan Alparslan. Bizim pek çoğumuzun üniversite bitirdiğimiz yaşlarda tarihteki işte Fatih Sultan Mehmet'e bakıyoruz. İstanbul'u fethediyor 21 yaşında. Alparslan'a bakıyorsunuz. En büyük devlet yıkacak isyanları bastırıyor. İşte Melikşah'a bakıyorsunuz. 38 yaşında vefat ediyor Melikşah, öldürülüyor. Ve dünyaya hükmeden bir devlet oluşturmuş. Alparslan da böyle başlıyor. Bu süreci oluşturan maya nedir? Yani bu padişahlar, sultanlar nasıl oluyordu çok küçük yaşlarından itibaren böylesi bir devlet tecrübesine sahip olup muazzam bir dünya görüşüne, dünya fetih görüşüne ya da belki Osman Turan Hoca'nın sözüyle ifade etmek gerekirse Türk Cihan Hakimiyeti mefkûresi düşüncesine sahip olabiliyorlar. Bu konuda sizin fikriniz ne? Birinci olarak şunu söyleyeyim. Yani bir hukukçu olarak tarih okuması yapıyorum ve Selçuklu ve Malazgirt Sultan Alparslan'la ilgili aşağı yukarı yazılmış bütün eserleri, kitapları okumuş biri olarak. Bu hukukta şu vardır.
mevcut delillerden, tarihçiler de öyle yaparlar. Belgelerden bir hüküm çıkarırlar. Aslında hukuk, kauzalite dediğimiz olaylardan bir hüküm çıkarma sanatıdır. Hüküm verme sanatıdır. Kendi okumalarım da tarih üzerinden budur. Sultan Alparslan ve Malazgirt ve Selçuklu'nun geneliyle ilgili değerlendirmem ve okumam da şu. Her lider zamanın şartlarından doğar aslında. Liderlik ona tarihin, mensup olduğu inancın, mensup olduğu medeniyetin, sahip olduğu devlet aklının yüklediği bir sorumluluktur aslında. Hem o akıl uygun gördüğü o şahsı tespit eder ve ona yükler ve bunu yüklenecek olan da o liderliğe hazırdır. Sultan Alparslan ve Süleyman Şah'ı siz ifade ettiğinizde aslında Süleyman dahi kendini öyle görmüyor, ifade ettiğiniz bunu. Çünkü lider vasfı Sultan Muhammed Alparslan'da var. Bu tespit ediliyor. Bu zamanın şartlarına göre, işte Nizami Mülk'ün işte o zamanki ismi Atabek veya işte yetiştiricisi olması, işte daha sonra hocamın da danışmanlığını yaptığı, yani televizyon devlet kanalımızda TRT'de, Büyük Uyanış Selçuklu'da nasıl yetiştirildiklerine dair de ipuçları veriliyor. Yani zamanın şartlarına göre, gelecekte oluşabilecek olan bütün hani kurmay aklı diyoruz ya biz, Sultan Alparslan bir asker olarak kurmay aklıyla aslında yetiştiriliyor. Bütün varyasyonlar, yani bugün Türkiye, şimdi Afganistan'da bir olay var. 10 tane senaryo diyoruz. Şöyle olursa, böyle olursa. Sultan Alparslan da devlet aklı aslında onun padişah olması konusunda, hani tabii ki böyle yapboz gibi gelip bir yere yetiştirilmiyor, ama yerleştirilmiyor. Fakat şartlar aslında liderliği onun önüne getiriyor ve sultan oluyor. Ve az önce sizin ifade ettiğiniz işte Malazgirt'in sebepleri ve sonuçları üzerindeki neticeye baktığınız zaman da hemen bir ortaya bir vizyon koyuyor aslında. Nedir o? Ani'nin fethi. Yani çok sıradan bir şey değil bu. Çünkü Malazgirt büyük bir zafer. Deyip geçemeyiz. Sultan Alparslan'ı Sultan Alparslan yapan aslında bütün Türk tarihinin, İslam tarihinin, bölge tarihinin, Abbasi tarihinin bütün değerlendirilmesini Sultan Alparslan ve Malazgirt üzerinden yapmak durumundasınız. Çünkü tarihin akışı Sultan Alparslan olmasaydı şeklinde bir okuma yaptığınızda, ki yani yapmak zorundasınız. Çünkü Abbasi devlet olarak çökmek üzere, çok zayıf. Onu ayakta tutan bir ilafet makamı var. Alparslan Malazgirt'i kazanmamış olsa, hatta hani biz mesela bu yıl Malazgirt zaferini anma programını aniden başlattık. Basın toplantımızı Sayın Bilal Erdoğan Bey'le beraber, Sayın Valimizle oradan başlattık. Çünkü Sultan Alparslan'a Ebu'l-Feth unvanı veriliyor Ani'nin fethiyle. 1064, yani henüz bir yıllık bir sultan. İşte Cihan Hoca'nın kitabına başladığını yani hemen, tabii ki şimdi ben Fethin babası oradan, işte ben dedim ya, bütün kitapları okuyup oradan kendim okuma yapıyorum. Yoksa ben bir tarih araştırıcısı veya yazıcısı değilim. Ama bütün sizin de kitaplarınızı, dervişler, fakihler okudum yani. Yazılarınızı da takip ediyorum. Hocamın da aynı şekilde. Elbette ki oradan çıkardığım okumalar. Ama Ani'nin fethi aslında büyük bir imparatorluk. O dönemlerde, binli yıllarda Ani İmparatorluğu müthiş bir imparatorluk. Yani bazı kayıtlarda 500 bin olduğu söyleniyor. Tabii Orta Asya'dan gelişlerle beraber 900 yıllar bir sıkışmışlık var tabii Orta Asya'da. Ani'nin fethi aslında Sultan Alparslan'ın doğru bir tercih olduğuna dair aslında bir işaret. Oradan veriliyor. Peki ne oluyor? Kayın bir emrillah halife ona Ebu'l-Feth unvanını veriyor. Aslında bütün İslam dünyasında verilmesinin sebebi şu. İslam dünyasının ayağa kalkışı başlıyor aslında Ani'nin fethiyle. Malazgirt'le beraber Türk tarihi için müthiş bir şeydir diyoruz. İslam tarihi bakımından bambaşka bir şey. Çünkü ilafet makamı artık Şii Büveyhoğulları, bir Şii baskısı var. Abbasiler üzerine Fatimilerin bir yok edici etkisi var. Yani tehdit altında. Halife siyasi hiçbir gücü yok. Bir hamle yapılıyor ve aniden sonra bir hazırlık yapıldığı kanaatindeyim. İşte başlıyor süreç. Halep'e oradan Mısır'a Fatimiler üzerine bir gidiş. Tabii kaderin işte oradaki yüklediği sorumluluk Bizans'la karşı karşıya geliş. O planlı olmayabilir ama hazırlık yok mu? Var tabii. Yani sonuçta Ani'nin fethi başlı başına bir hazırlığın olduğu,
ama bir yerden bir imparatorluk öyle bir şey ki orada bir sancı olduğu, bir ayaklanma olduğu, bir sıkıntı olduğu ifade edildiğinde bunu o zaman kim söylüyor? İşte halife, yani o temas Tuğru Bey zamanından itibaren var ve Sultan Alparslan Mısır'a doğru sefere giderken Bizans bu defa Türkleri Anadolu'dan atmak için büyük bir ordusuyla buraya doğru geliyor. Aslında aynı dönemde Bizans'ta Ani'nin fethinden sonra iç karışıklıklar aslında var. Burada da işte kraliçenin kocası ölmüş vesaire, uzun fasıl. Ama Sultan Alparslan aslında İslam dünyası bakımından da büyük bir nimet olarak bakılmalı. Ben şimdi Okçular Vakfı olarak bazen soruyorlar, niye Malazgirt'i etkinlik olarak yapıyorsunuz, anma yapıyorsunuz? Sebebi Malazgirt olmasaydı biz bugün yoktuk burada. Hatta benim son yazılarımdan birisi, siz de biliyorsunuz, Malazgirt olmasaydı bugün Anadolu medeniyeti dediğimiz, şey belki Sivas'taki Divriği, Ulu Camisi olmayacaktı. Yani Selçuklu böyle Kervansaraylarının biz olmayacaktık. Biz olmayacak. Şimdi ben şimdi diyorum ki Sultan Alparslan olmasaydı, o bize bir vatan bırakmasaydı, bir İstanbul'un fethi gerçekleşmeyecekti. Çünkü yine hocalarımız Mustafa Ali Can söylüyor, eskatolojik bir son Bizans için, yani bir şeyler üzerlerine doğru geldiğinin, yani bir kıyamet kopacak farkındalar. Ani gidiyor. Bizans orada işte anlaşmanın sonuçlarını hocam isabetli bana da göre doğru. Sonuçta Bizans'ı dize getirmiş bir komutan. Malazgirt'te muzaffer bir komutan. Daha sonra bir Mekke ve Medine'nin kutsal şehirlerimizin müdafası Anadolu'dan başlıyor. Bakın bu çok önemli. Bir, iki, İslam dünyasının muhafızlığını artık Türkler alıyor. Ki bütün İslam dünyası bunu bilmeli, biliyor, yani bilmesi gerekir. Üçüncüsü, Kudüs'ün fethinin yolu açılıyor. Yani Batı, Haçlı diyor ki bu Türkler çok oldular. Hani bugün de diyorlar ya, çok oldular, bunlar Anadolu'da söküp atalım. Nasıl bunlar Anadolu'yu yok edebilir? Haçlı seferleri başlıyor. Anlaşma maddelerinde Hemedan'ı ve Rey'i açıkça dillendiriyor imparator. Yani nereyi göze aldıkları şimdi ortada. Bir, ifade ettiğim, iki, Kudüs'ün fethinin yolunu açıyor. Üç, İstanbul'un fethinin yolunu açıyor. Kudüs çok yakın bir zamanda fethediliyor. 6 yıl sonra. Bütün İslam dünyasında aslında İslam dünyası şunu anlıyor. Türkler olmadan, Sultan Alparslan veya Selçuklular olmadan İslam dünyasının ayakta kalması, ilafet makamının siyasi gücünü tesir ettirebilmesi mümkün değil. Böyle önemli bir zaferden ve böyle bir önemli sultandan bahsediyoruz. Şimdi gelelim okumaya. Sultan Alparslan ve Malazgirt olmasaydı Anadolu olmayacaktı ve İstanbul fethedilmeyecekti. Okuyalım. İstanbul fethedilmeseydi ve bu topraklarda olmasaydık Osmanlı olmayacaktı. Osmanlı olmasaydı da Türkiye Cumhuriyeti olmayacaktı. Yani Sultan Alparslan olmasaydı Fatih Sultan Mehmet'ten bahsedemeyecektik. Ve bugün Mustafa Kemal Atatürk'ten ve Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsedemeyecektik. Onun için ben okumamı hep şöyle yapıyorum. Biz 1071'de Sultan Alparslan'la ve Malazgirt'le bir defa Anadolu'yu kendimize yurt yapıyoruz. Vatanımız burası. Bir vatan. Ondan sonra vatan değişmiyor. Sultan Osman Gazi burada yine bir vatan ve bir devlet kuruyor. Olmasaydı işte devam o. Bir vatan bırakıyor bize. 1453'te Fatih İstanbul'u fethederek burayı bize vatan kılıyor. Daha sonra buralar işgal edildiğinde, Fatih'in bıraktığı emanet İstanbul işgal edildiğinde, Sultan Alparslan'ın emanet ettiği Anadolu vatan işgal edildiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir milli mücadele başlatıyor. Bir kurtuluş savaşı başlatıyor ve Sultan Alparslan'ın size bir vatan bırakıyorum, ebediyen sizin olacaktır sözü Sultan Fatih'te de var, işte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te de var. Diyor ki hattı müdafaa yoktu, sattı müdafaa vardı. O sattı bütün vatandır. Hangi vatan? Fatih'in emanet ettiği İstanbul, Sultan Alparslan'ın emanet ettiği Anadolu toprakları. Vatan burası. Bugün ne diyoruz buna? Misak-ı milli. Dolayısıyla bütün bu tarihi silsilede 1071, Sultan Alparslan, Malazgirt'te Selçukluyuz. 1453, İstanbul, bütün bu şehirlerimizle beraber Osmanlıyız. 1923, Ankara'mızda bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te biz, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet inşallah var olacak. İnşallah. Şimdi bugün çok enteresan bir şey. Şimdi benim çok nasıl bir romantik biri olduğumu milletimizde arkadaşlar da görsünler. Bugün benim evlenme yıl dönümü. Evlenme yıl dönümünde ben Malazgirt programına Haşim Hoca ile Cihan Hoca ile. Ama bunu hanımla sabah kahvaltıda konuşurken, artık eşinizin işte evlenme yıl dönümümüz kutlu olsun. Yok ama sağ olsun eşime de şükranlarımı sunuyorum. Şimdi aslında konuştuğumuzu hocamın da sizin de iştirak ederek ifade ettiğiniz şey eşim.
yaptı. Yani o da çok tarih konusunda sağ olsun bizi yalnız bırakmıyor. Devamlı Malazgirt'e geliyor. Dedim hanım işte benim romantikliğim de bu kadar. Evlenme yıl dönümümüzde Malazgirt programına katılacağım. Çok sakin bir şekilde şunu söyledi eşim sabah kahvaltıda. Malazgirt olmasaydı bizim de evliliğimiz olmayacaktı dedi. Yani. Evet bu bilinç oluşmuş. Çok mutlu oldum. Çok güzel. Şimdi açınca konuyu. Dolayısıyla her yıl Malazgirt'teyiz. Çünkü Malazgirt bizim vatan olma, bütün aslında bölgenin. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edeceğim. Önümüzdeki yıllarda bütün İslam dünyasına aslında bunun teklif edilmesi lazım. Malazgirt olmasaydı İslam dünyası, bütün Müslüman alemi bu halde olmayacaktı. Çok daha uluslararası katılımlı hale de getirilebilir. Yavaş akademisyenlerin yavaş. Yani, de geleceği evet, şekilde. Aslında yani zihinsel olarak kafamızda var ama bölgenin lojistik durumu, konaklama, ulaşım yeni yeni arzu ettiğimiz seviyeye doğru geliyor. İşte Ahlat'taki o külliye. Bütün bunlara ihtiyaç inşallah. Malazgirt'teki alan da çok güzel olmuş. Ama orada da işte bir müze yapılacak. Daha önce yoktu. Evet şimdi... işte biz adım adım hocam. Malazgirt'te de altyapı, lojistik onlar yapılıyor. Bir tören gittiğimizde ilkini yaptığımız zaman 5 yıl önce bildiğiniz Malazgirt Ovası'nda şuraya mı yapalım sahneyi, buraya mı insanları oturtalım, lavaboları ne tarafa koyalım. Çünkü bildiğiniz uçsuz bucaksız bir ovada biz onu yaptık. Ve etap etap dedik ki fazla maddi ülkede girmeden önce toplanacağımız bir alanımız olsun. 100 bin insan geliyor Türkiye'nin dört bir yanında. İkinci yılda değerlendi, toparlandı, sahnemizi kurduk. Üçüncü yılda sabit mekanlar, lavabolar vesaire bunlar kondu. Şimdi Malazgirt halkımızın bizden istediği işte burada da etkinlik alanlarımız olsun. Ahlat'ta aynı şekilde etkinlik alanları. Yavaş yavaş o alan etkinlik yapılacak. Şimdi Malazgirt'te inşallah bir panoramik müze yapılacak Malazgirt'i anlatan. Oralarda her birinde hem Ahlat'ta hem Malazgirt'te millet bahçelerimiz oluştu. Malazgirt'te inşallah biraz daha sosyal alanlar bu yıl arttı. Gelecek yıl. Ben çok beğendim. Yani güreş, her yıl güreş müsabakaları yapılıyor. Vardı, cirit müsabakaları vardı. Şimdiden gelendi etkinlik. Çok güzel evet, olmuş. Hem Ahlat'ta hem Malazgirt'te dengelendi. Şu tartışılıyor bazen. Neden Ahlat, neden Malazgirt? İkisi birbirinden ayrı olmaz. Çünkü birisi karargah, birisi savaşın, zaferin kazanıldığı yer. O bakımdan medeniyet ve tarihimiz bakımından iki kıymetli yer. Ama Malazgirt hafız olarak kazınması lazım. Biz her yıl evimiz olarak kabul edilen, okun ilk yaydan çıktığı yer, bize vatan kılınan vatanın o giriş kapısına sonuna kadar sahip çıkmak durumundayız. Kesinlikle. Yani etkinlikler çok güzel oluyor, çok faydalı oluyor. Biz elimizden geldikçe her sene katılıyoruz ve bu sinerjiyi... Şimdi Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen, işte İstanbul'dan yani çok farklı yerlerden gelen öğrenci arkadaşlar var, gençler var. O kadar enerjik, o kadar dinamikler ki çok iyi. Ezana kulak verelim isterseniz.
sevgili dinleyenler. Açık hava çekimlerinin en güzel tarafı bu. Malazgirt konuşmaya çalışıyoruz. Malazgirt'i konuşuyoruz. Ağustos ayı boyunca doğudan batıya tarihte her hafta farklı konularla Selçuklu tarihi üzerine konuştuk. Ve bu haftada ve geçtiğimiz hafta Malazgirt üzerine konuştuk. Cihan Hocam Skype bağlantısı yapmıştı geçtiğimiz hafta. Sağ olsun bu hafta İstanbul'dalar ve programımızın konuğu oldular. Ben ona kışkırtıcı bir soru sorarak devam etmek istiyorum. O çok sever. Cihan Hocam, şimdi Malazgirt Türk tarihinin en önemli savaşlarından birisi. Hatta benim Muhit'teki yazı başlığım da Malazgirt'le ilgili Türkiye'nin oluşumunun ilk büyük adımı diye bir başlık koymuştum Malazgirt için. Ama şöyle bir şey var. Belki izleyicilerimizin merak ettiği, cevaplamamız gereken sorulardan birisi şu. Tamam, Turtuşi'nin 600 bin rakamını bir kenara bıraksak bile, o biraz uçuyor ama sonuç itibariyle Selçuklu ordusunun neredeyse 4-5 katı olan, en az 4-5 katı olan bir Bizans var, bir Roman Östiyogenes var. Üstelik de çok işte Haydar Ali Başkanımızın az önce ifade ettiği gibi karmaşık Bizans'ı o kaosun içerisinden kurtulmak üzere İmparatoriçenin risk alarak yaptığı bir evlilikle başa gelmiş iddialı bir imparator var. Ama savaşı kaybediyor. Yani Roman Östiyogenes ya da özetle Bizans Malazgirt'i neden kaybediyor? Şimdi şunu söylemek lazım. Şimdi bu sayılara biz biraz fazla takılıyoruz gibi. Sanki Bizans ordusunun sayısını 600 binlerden 100 binlere, 70 binlere çekersek Alparslan'ın başarısını tahfif ediyormuşuz gibi bir algı oluşuyor. Bu asla böyle değil. Kazanan bir Alparslan var ve bu bakıldığında savaşın gelişim sürecini Alparslan'ın süreci bir nakış gibi işlediğini görüyoruz. Selçuklu'nun demin yani bir önceki bölümde söylediğim üzere savaş taktiklerine baktığınızda meydan savaşı çok fazla görmezsiniz zaten. Çünkü az sayıdadır devamlı. Rakibinden her zaman daha az sayıda olduğu için de daha farklı bir stratejiyle savaşmak zorunda. Alparslan biliyor karşısındaki ordunun kendinden daha fazla olduğunu farkında. O dönemin 100 bin kişi bile olsa, yani 600 binden vazgeçtik, 100 bin kişi bile olsa ortaçağ standartlarında 100 bin kişi bile çok büyük bir ordu. O ordunun, yani karşısındaki ordunun kendisinden daha büyük olduğunu, kendisinden daha güçlü olduğunu biliyor. Zayıf taraflarını biliyor, güçlü taraflarını biliyor. Kendisi zaten en önemli gücü, stratejisi Alparslan'ın ve Selçuklu ordusunun seri şekilde hareket edebilmesi, süvari ve hızlı ok atabilmeleri, iyi ok atabilmeleri. Bunu biliyor. Kendi fazlalıklarını devreye sürüyor. Karşı tarafın da az olan, yani daha nasıl diyeyim, zayıf taraflarını gözetleyerek hareket eden bir Alparslan var. Dolayısıyla sayılar çok da önemli değil. Ya 600 bin olmadığı kesin. Tartışmalara falan bakıldığında İslam kaynaklarında 300 bin deniyor. 100 bin var, 60 bin, 50 bin var. Ama bir araştırma yapıldı Batı'da. Burada farklı işte içinde tarihçilerin olduğu, işte lojistikten anlayan insanların olduğu, bilgisayarcıların olduğu bir araştırma grubunun yapmış olduğu bir araştırmanın değerlendirme yazısında 70 bine kadar çıkartılıyor Bizans ordusu. Çünkü o kadar büyük bir orduyu, yani 100 bin, 200 bin kişileri siz İstanbul'dan alıp Malazgirt'e kadar getirmeniz, uçakla da getiremeyeceğinize göre, uçakla getirmeniz bile yani çok büyük bir sıkıntı. Evet. İşte siz Malazgirt kutlamaları yapıyorsunuz. Evet. Nasıl büyük lojistik sıkıntılar, lojistik anlamda sıkıntılar çekilebildiğini görüyorsunuz. O kadar insanı oradan alıp buraya getirmeniz, yemek ihtiyacını düşürmeniz lazım. Bu insanların sadece su ihtiyacı, hayvanlar var, hayvanların yiyeceği, hayvanların barınacağı, onların su ihtiyacı. Bir de normal kuş uçuşu gitmiyorsunuz, mümkün olabildiğince suya yakın gitmeniz lazım, yolu uzatıyorsunuz. Çok zor. Gerçekten zor. 600 bin kişiyi oraya getirmeniz mümkün değil. 100 bin kişinin bile, ben bizzat askeri tarihçisi arkadaşlarla görüştüm. 100 bin kişi bile modern zamanlarda çok büyük bir sorun olarak görülüyor. Ama yine de söylüyorum. Bu Alparslan'ın çok büyük bir orduya karşı zafer kazandığı gerçeğini değiştirmiyor. O dönemin şartlarında en büyük ordu 100 bin kişiliktir ve Alparslan 100 bin kişilik ordu yenmiştir. Evet. 100 bin kişi de o dönemin en büyük ordusudur. Bunun tartışılmasının çok da mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Biraz demin Haydar Başkanım söylediği şeye, biz Ani'nin
fethedilmesini maalesef kavrayamadık. Yani o çok önemli bir şey. Doğu'da Ani, ya Batı'da neyse İstanbul, Doğu'da da Ani o. Tabii. Onun fethedilmesi aslında bakıldığında büyük anlamda Selçuklu'nun hedefleri, Alparslan'ın hedeflerini göstermesi açısından da önemli. Çünkü Ani üç tarafı, işte iki tarafı en azından uçurumlarla çevrelenmiş, bir tarafı da yüksek surlarla çevrelenmiş bir şehir. Ve duvarlar çok... Ada gibi yani. Ada gibi. Yani ve duvarlar, sur duvarları Selçukluların o güne kadar gördükleri duvarlardan çok farklı. Çünkü Selçuklular Maveraünnehir, Horasan coğrafyasından gelmişler. Oraya gittiğinizde bütün kalelerin, ki Merv'de dahil olmak üzere, kerpiçten inşa edildiğini görürsünüz. Geniş duvarlar yapılır, yüksek duvarlar yapılır ama kerpiçtendir. Kerpiçte en nihayetinde elinize bir kazma alırsınız. Zamana ihtiyaç gerektirir ama kazdığınızda bir şekilde gelir. Ama Selçuklular Ani'ye geldiklerinde o güne kadar hiç daha karşılaşmadıkları bir duvar yapısıyla karşılaşıyorlar. Kazmalar işe yaramamaya başlıyor. Hatta bazı kaynaklar Alparslan'ın artık kuşatmayı kaldırıp geri döndüğünü, dönmeye karar verdiğini, o arada Selçuklu askerlerinin Ani'ye sızdığını söylüyorlar. Bu kadar önemli bir başarıdır aslında bakıldığında. Bir sembol şehirdir Ani. Doğu Hristiyanlık dünyası için. O sembol şehir ele geçirilmiştir. 500 kiliseli şehir yazıyor kaynaklarda. 1001 deniyor. 1001 kiliseli şehir. 1001 kilise diyorlar. Hatta yani bakıldığında biz Ani'de kazı yapan bir hocamızla, ismini hatırlayamıyorum, kusuruma bakmasın, onunla görüşmüştüm. Hocam dedim, yani 1001 kilise olması mümkün. Hayır dedi. Yani o kesretten kinaye bir durum. Yani kesretten kinaye, hani ne kadar çok olduğunu vurgulamaya yönelik bir ifade. O, mümkün değil diyor ama bu az oldukları anlamına gelmiyor tabii. Şehir büyük, nüfus büyük. O güne kadar hiç kimsenin kuşatmaya dahi cesaret etmediği bir şehir. Hatta Ahmet bin Mahmut'ta enteresan bir bilgi var. Selçukluları görünce, kalabalık orduyu ilk defa karşılarında görünce kale halkı, aynı zamanda tüccar şehri, ticaret şehri Ani, bu kadar tüccar nasıl geldi diye şaşırıyorlar. Bu kadar yani bekledikleri bir şey değil. Ama Alparslan o beklemedikleri şeyi yapıyor ve Ani'yi ele geçiriyor. Şimdi biraz daha şeye gelirsek, Malazgirt'e doğru gelirsek. Şimdi Alparslan, Romanos Diogenes Halep'ten ayrıldıktan sonra, kendisine o haberi, ultimatomu gönderdikten sonraki süreci, demin de söylediğimize bir nakış gibi işliyor. Korku falan yok. Mutlaka ki İslam, Sünni İslam'ın hamiliğini 1055 tarihinden itibaren üzerine almış bir Selçuklu devletinden bahsediyoruz. Onun başarısı veya başarısızlığı, İslam'ın başarısı veya başarısızlığı demek. İslam dünyasının başarısı. Çünkü Romanos'un hedefi ne? İlerlemek, İran'ı ele geçirmek, Selçuklu Türklerini Ceyhun'un karşı tarafına atmak geldikleri bölgeye, bir sene İran'da kalmak, o sene kışı İran'da geçirmek ve dönüşte Suriye'yi almak. Aslında bakıldığında biraz geriye doğru gidildiğinde Bizans-Sasani mücadelelerinin bir rövanşını alma çabası da var bilinçaltında Romanos'un. Çünkü kendisi de zor durumda. Tahta geçmiş evet ama bir ispata ihtiyacı var. Kendisini ispat etmek zorunda. Çok yoğun bir muhalefetle karşılaşmış. Bu muhalefeti kırması lazım. Bunu da ancak Selçuklu Türklerini Anadolu'dan çıkarmak, hatta Ceyhun'un ötesine atmakta bulmuş. Bu hedefte bulmuş. Kendisini kanıtlama hedefi olarak. Güçlü bir düşman. Alparslan da bunun farkında. Ama Alparslan Romanos'tan daha farklı. Çünkü Zonaras'ın, Bizans kaynağının söylediği bir ifade var. Esir düştükten sonra Romanos, Alparslan'ın ona karşı göstermiş olduğu tek kötü tavrı, bu süreçte yani İstanbul'dan Malazgirt'e gelinceye kadar yapmış olduğu askeri taktikleri onun yüzüne vurmak olmuştur diyor. Alparslan bunun farkında. İstanbul'dan şeye kadar, Malazgirt'e kadar rakibini gözetlemiş, gözlemlemiş, onun hangi hataları yaptığının farkında. Ama karşı tarafa bakıyoruz, Romanos'a. Romanos, Alparslan'ın doğuya kaçmakta olduğu bilgisini almış, devamını getirmemiş, araştırmamış, Alparslan kaçıyor gibi düşünce içerisinde. Kendini biraz rahata vermiş o anlamda. Biraz hazırlıksız mı yakalanıyor? Biraz hazırlıksız demeyeyim. Rahatlamış, tedbiri elden bırakmış.
Ordusunda sıkıntılar yok mu? Var. Şimdi bunu da kabul etmek lazım. Yani iki tarafta falan değerlendirme açısından. Ciddi bir muhalefet var. Ciddi bir muhalefet var. Çok fazla farklı kuvvetlerden oluşan bir ordu yapısı var. Birbirinden bağımsız şekilde hareket edebilen ki Almanlar mesela Sivas yakınlarında isyan çıkartıyorlar. Yanlış Sivas olması lazım. Sivas civarında isyan çıkartıyorlar. Onun yakın korumalığını yapan, kendi yakın korumalığını yapan Almanlar isyan çıkartınca onları uzaklaştırıyor kendinden. Çok fazla bilinmeyenli bir ordu. Birbiriyle iletişim halinde değiller, sıkıntılar var, uzlar var, peçenekler var. Ha, bir anlamda şey söylenir, uzlar ve peçenekler Alparslan'a katıldı, bir kısmı en azından. Katıldı ve bu çok büyük bir anlamda Bizans aleyhine gelişmeye neden oldu. Bu doğru değil. Evet, katılım olmuştur Selçuklara ama bu Alparslan'ın kazanmasına çok büyük anlamda katkı vermiş bir şey değil. Bizans ordusunu ben Katvan Savaşı'ndaki Sencer'in ordusuna benzetirim. Çünkü Sencer'in ordusu artık 1041 tarihi itibariyle bir tam manasıyla bir imparatorluk ordusu haline gelmiştir. Çok fazla tabi devlet var, hanedan var, onlardan gelen yardımcı kuvvetler var, ana kuvvetler var, sayı fazla. Fakat o koordinasyon zayıflamış. Ve enteresandır, yine Katvan Savaşı'nda mesela Karahitayların Sencer'e uygulamış olduğu taktik, Alparslan'ın Romanos uygulamış olduğu taktikle neredeyse aynı. Evet. Sencer pusuya düşürülüyor, sıkıştırılıyor. Bir vadi içerisine çekiliyor Selçuklu ordusu ve çevresi sarılıyor. Sencer'in oradan kurtulması, yarma harekatı yapması sayesinde mümkün olabiliyor. Ve 300 has adamıyla başlayan bu yarma harekatı 14 kişinin kurtulmasıyla ancak sonuçlanabiliyor. Bildiğiniz 286 kişi yani. 286 kişi orada şehit oluyor. Sırf sultanı kurtarabilmek için. Aynı şey Romanos için de geçerli. Romanos'un taktiksel hataları yok mu? Var. Ama kendisine yanlış bilgi verilmiş. Alparslan'ın doğuya doğru kaçmakta olduğunu zannediyor. Hatta Liates elçilerin İmparatoru yanılttığını söylüyor. Kendi elçilerinin imparatoru. Yani Türk elçilerinin değil de Alparslan'a giden Bizanslı elçilerin kaçıyor demiş yanılttığını söylüyor. Kaçıyor demiş. Alparslan kaçıyor. Alparslan da diğer taraftan mümkün olabildiğince fazla doğuya gitmeme çabasında. Çünkü fazla doğuya giderse gerçekten İslam dünyasında Alparslan'ın kaçıyor gibi algılanması, bu harekatın kaçıyor şeklinde algılanmasından endişe ediyor. O da en fazla doğuya gidebildiği yer Hoy şehri, kaynakların ifadesiyle. Hoy'a kadar gidiyor, ondan sonra Hemedan veya Tebriz'e eşi ve Nizamülmülk'ü gönderiyor. Onlardan yardımcı kuvvet toplayıp göndermelerini istiyor. Aslında bakıldığında Halep'ten ayrılmasıyla 26 Ağustos'a kadar geçen süreç aşağı yukarı 2-3 aylık bir süreçten bahsediyoruz biz. Alparslan o süreci tam manası bir hazırlık, fikri anlamda bir hazırlık. Çünkü kim geçenlerde sanıyorum Erkan Hoca söyledi, bir komutan başka bir komutanla kendisinin karşılaştırılmasını söylüyor. Sen daha büyüksün diyor. Hayır diyor. O benden daha büyük. Çünkü ben hiçbir zaman geri çekilme harekatı yapmadım. Bütün şeyim boyunca. Çünkü geri çekilme harekatı gerçekten komutanların, yani büyük komutanların yapmayı başardığı çekilmeler. Alparslan bunu yapıyor. Keza Sakarya Savaşı'nda Türk kuvvetleri, Atatürk bunu yapıyor. Evet. Çekilebilmeyi başarmak bir komutanın yapabildiği en başarılı, yani en üst manevra diyebileceğiz. Ve Alparslan bunu yapıyor. Yapabiliyor, başarabiliyor. Ve planını bir kusursuz bir şekilde uyguluyor. Benim görüşüme göre Malazgirt'te tek bir yerde karargah kurmamış Alparslan. Geldiği yerde farklı, ilk geldiği yerde farklı bir yerde, daha sonra Bizans'ın ordusuna göre daha farklı yerlere geçip konuşlanabiliyor. Malazgirt'te bir de fazlaca mobil Türk ordusu. Olmasının yani, avantajını da kullanıyor. Şöyle, hocamın dediği şey, devam edersiniz de bakın şimdi burada askerlik tekniği bakımından çok derin ve belki yani gençlerimizin de yine takip etmesi gereken bir husustur bu. Hep bazen ileriye doğru hücum yapmak kadar aslında en başarılı subayların planlı geri çekilmeyi de yapabilen, yani subaylıkta sadece ileriye doğru manevra, hamle, muharebe yapmak değil, geriye çekilebilecek hamleleri de planlamış olmanız lazım. İleriye doğru hamleyi yaptınız, istediğiniz netice olmadı.
doğru çekilme planını yapmazsanız, bugün şimdi Afganistan örneğine verdiğimiz gibi, yani döneceğiz 20 yıl sonra, ortalık karman çorman. Yani şimdi Alparslan'ın evet doğru bir çekilme planı da olabilmesi lazım bir subayın, bir komutanın. İmha olursunuz. Evet, yoksa yani imha olursunuz. Ben bir şey daha, 1039'a ben gideceğim. Çağrı Bey ile Alparslan'ın müthiş bir ilişkisi var. Gerçekten Alparslan'ı çok iyi yetiştirmiş. 1039'da enteresan bir savaş var. Serah Savaşı. Gazneli ordusuyla Selçuklu kuvvetleri karşı karşıya gelmiş. Beyaki'nin canlı bir ifadesi vardır orada. Ve nasıl olduysa, nasıl olmuşsa, çünkü Selçuklular Gazneli ordusuyla karşı karşıya gelmeyi hiçbir zaman düşünmüyorlar, hedeflemiyorlar. Çünkü karşı karşıya geldikleri anda yenileceklerini çok iyi biliyorlar. Nasıl olduysa karşı karşıya gelmişler. Beyhak'in ifadesi, tabir tam hatırlayamıyorum ama bizimkiler diyor karşı tarafa resmen dayak atıyordu diyor. Öyle bir tabiri var. Dövüyordu diyor karşı tarafa. Artık o noktaya gelinmiş. Mesut halinden çok memnun, karşı tarafı yenecek, Selçukları yeniyor. Fakat diyor bir anda karşı tepelerden diyor bayraklar yerinden oynadı. Geri çekildiler. Çağrı Bey'e bağlı kuvvetler ilk defa diyor bayraklarını oynattı ve savaş alanından geri çekildiler diyor. Onu gören diğer kuvvetler de onu takip etti. Çağrı Bey artık bu savaşın kendi lehlerine gelişmesinin mümkün olamayacağına kanaatle geri çekilmeye karar verdi. Ve 3 gün sonra ilerlemekte olan Gazneli ordusuna vurkaç taktiğiyle tekrar saldırmaya başladılar. Ve kaybetmiş oldukları savaşı kendi lehlerine çeviriyorlar. Sırf geri çekilmeyi başardıkları için veya bunu göze aldıkları için. Evet. Yani. Şimdi bakıldığında savaş alanından kaçmış gibi görünüyor. Ama hayır, mağlubiyeti engelledi. Hı. Diğer taraftan bakıldığında. Ve Alparslan bu hususta babasından almış olduğu eğitimi Malazgirt Savaşı'nda çok hakkını iyi bir şekilde uyguluyor. Evet, Malazgirt Savaşı'nın bir strateji savaşı ve taktik savaşı olduğu muhakkak. Çünkü bir göçebe geleneklerini de çok iyi bilen, Bozkırk savaş taktiklerini çok iyi bilen bir hükümdarın büyük ordulara karşı babasından aldığı, amcalarından, büyük amcalarından aldığı ya da kendi öz amcasından aldığı savaş taktikleri var. Yani böyle bir ortamın içerisinde yetişen bir Alparslan var. Hani son dönemde Ataliates'i biraz fazla ilgilenmiştim biliyorsun o Malazgirt'te de. Orada bir ifade benim çok dikkatimi çekmişti. Bu yakın, sürekli ve her yerde ordugah kuruyor demiştik ya. Yani diyor ki gece boyu sürekli bizim çadırlarımıza saldırdılar ve değişik gürültülü sesler çıkardılar. Bizi uyutmadılar, vızır vızır ok attılar devamlı. Ve o kadar rahatsız olduk ki biz diyor kaçtığını zannettiğimiz ordunun gece her tarafımızı sardığını düşündük ve ordumuzdan ciddi bir çözülme ve kaçma başladı. Stres, diyor. Daha sabah olmadan. Sokuyor. Çünkü bir de şöyle bitiriyor ya sorusunu, hani bunca gürültünün içerisinde uyuyamayan, uykusunu alamayan bir ordu yarın çıkıp nasıl savaşabilir ki diyor. Yani bu enteresan. Bence bir taktik o. Tabii. Şöyle, şimdi hocam ifade etti, yani sayı 100 bindir, 50 bindir, 200 bindir, bu tarafta 10 bindir, 20 bindir. Onlar detay, yani tarihçilerin belgelerle ulaşabilecekleri veya ulaştığında ne değişir onu bilemem ama tarihin akışını değiştiren en büyük bölgenin, dünya tarihinin, Bizans'ın, İslam tarihinin akışını değiştiren en büyük savaş. Gece bir ok yağmuruna tabi tutuyorlar ve böylece psikolojik olarak karşı tarafı motivasyonu dağıtıyorlar. Yani bu taraf, yani Alparslan ıslık oku diyoruz, yani burada da var elimizde. Attığınız zaman ıslık. O sanki bir ok, diyelim ki bir desibel ses çıkarır. Hele bir de gece yarısı. Gece ise sessiz ortam. O bilerek tabii bir taarruz hali değil o. Bilerek karşı tarafı yıldırmak, moralini bozmak. Tabii ki siz de bahsediyorsunuz. Alparslan'ın yanında, burada mutlaka bahsedeceksiniz ama okuduğum için hepinizi, hocası Ebu Nasr'ın el-Buhari'nin bugün terörle mücadelemiz konuşulurken Fırat'ın doğusu, batısı, bin yıl önce bakıyoruz ki Sultan Alparslan'ın için de, o dönem için de bin yılında, 1070'li yıllarda Fırat'ın batısına geçen ilk komutan. Bu ilk müthiş bir şey. İlk Türk. Hani ne diyor? Bunu diyor emirlerin önünde bir daha tekrarlamış. Bir daha tekrar. Yani çünkü bu gurur yaşıyor bir şey. Değil mi? Diyor ki hoca sonra, işte hocam da kitabında bahsediyor yazısında. Ebu Nasr hocası diyor ki ona, sen diyor ilk defa
Köle olmadan yani bir komutan olarak ilk defa Fırat'ın batısına geçen Türksün diyor. Müthiş bir gurur bir komutan için, Sultan Alparslan için. Çağırıyor emirlerini, diyor ki bir de bunların huzurunda bu hakikati bir kez de. Hem onları teşvik ediyor. Teşvik ediyor. Gaza açsın, cesaret. Şimdi Malazgirt'in öncesinde büyük bir motivasyondur bu. O psikolojik şartlar oluşuyor. Dediğim gibi Malazgirt'e gelirken İslam dünyasının içine düştüğü o psikolojik hal savaş sırasında Sultan Alparslan'a tesir ediyor. Yani savaş kötüye girerken atından iniyor, yani gidişattan endişeleniyor, secdeye kapanıyor. Yani gözlerim diyor kan çanağı şu anda, senin rızan için bir mücadele veriyorum. Ve az önce ifade ettiğiniz bütün bu stratejik taktikler, akıllar, bakın hocam 1000 yıl sonra, 900 sene sonra bir bakıyorsunuz ki yani bu tarihte saf tutma işine o tarihçiler olabilir, ideolojik görüşler itibarıdır ama ben bu vatanın bir evladı olarak az önce söyledim. Sultan Alparslan'la Fatih'i, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Osman Gazi'yi, bugün Recep Tayyip Erdoğan'ı yani liderlik anlamında ayrı tutmam. Neden? Bu vatan için, bu bayrak için, bu toprağın bekası için bir mücadele veriliyor. Evet. Dolayısıyla 26 Ağustos'ta ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri size ölmeyi emrediyorum diyen ve 26 Ağustos'ta bu emri veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de geriye doğru bütün Malazgirt olmak üzere bütün savaş taktiklerini bildiğini kabul ediyorum. Ben çünkü bir Osmanlı paşası. Ben bütün Osmanlı paşalarının bu taktikle yetiştiklerini, bunları bildiklerini, tabii ki içerilerinde işte bu askeri deha dediğimiz, ileri görüşlülük dediğimiz ve cesaret dediğimiz işte Cumhuriyet'in kurucusuna evet, nasip olmuş. Bir, o stratejik taktik hafızada var yani. Genetikte var. Öyle. Şimdi ikinci aramıza girince orada devam ediyor. Aradan sonra devam ediyor. Yok şey bu Esenboğa mesela. Kimdir evet, Esenboğa? Esenbike. Esenbike'nin. Evet. Timur'un komutanlarından bir tanesi. Ve Atatürk'ün gerçekten hayran olduğu. Evet gibi. Şimdi sevgili izleyicilerimiz Aydın Usta hocamızın, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Aydın Usta hocamızın Malazgirt Savaşı'nın sonuçlarına dair bir VTR'sinin ardından yayına gireceğiz. Ve ikinci kısmın başlangıcında da Cihan Piyadeoğlu hocamızın yine Malazgirt'in savaş yerine dair düşüncelerini paylaştığı bir VTR ile programımızın üçüncü kısmına başlayacağız. Aradan sonra yeniden görüşmek üzere. Doğudan Batı'ya tarih sahada konuşmalarla devam ediyor. Şimdi de Profesör Doktor Aydın Usta, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi yanımda. Malazgirt üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Aydın Hocam'a sorum şu. Aydın Hocam, Malazgirt Savaşı'nın ne gibi sonuçları oldu Anadolu açısından, Türk tarihi açısından, belki Haçlı seferlerine uzanan nokta açısından? Buyurun, sözü size bırakıyorum. Evet. Şöyle baktığımızda Malazgirt Savaşı'nın Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması açısından son derece büyük bir öneme sahip olduğunu görebiliriz. Zira elinde Anadolu Bizans'ın en önemli toprak parçası olarak karşımıza çıkıyor ki Bizans tarihindeki bütün felaketlerden buraya sahip olması vesilesiyle kurtulmayı başarmış. Zaman zaman İslam fetihleri vesilesiyle Müslümanların ilerleyişi veya Balkanlardaki bir takım gelişmeler Bizans'ı her zaman zorlamış. Ama ne zaman ki işte Bizans Anadolu'ya sahip ve dönem içerisinde tekrardan toparlanmayı ve güçlenmeyi başarıyor. Ama Malazgirt'le beraber bunun sonuna gelindiğini ve 1071'in sonrasında Anadolu'da yavaş yavaş Türk yerleşimlerinin oluşmaya başladığını görmekteyiz ki çok kısa bir süre içerisinde de Türkler Ege kıyılarına kadar ulaşmayı başarmışlar. 1078'de İznik'te bir Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulduğunu görüyoruz. Yine Güneydoğu ve Doğu Anadolu ağırlıklı olmak üzere beyliklerin kurulması, bölgedeki Bizans kimliğinin, Grek kimliğinin yavaş yavaş ortadan kalkması ve akabinde de demiş olduğumuz gibi Türk-İslam kimliğinin buraya yavaş yavaş yerleşmesini sağlıyor. Tabii ki bu biraz daha uzun bir süreç. Bu bakımdan da Malazgirt tek başına ele almak bence doğru değil. Bunun tabii ki belli bir takım tarihlemeleri söz konusu ki burada 1101 Sultan 1. Kılıç Arslan'ın Haçlılara karşı kazanmış olduğu büyük zafer ki buranın yine Türk vatanı olduğunu, Türklerin artık burada kalıcı olmaya başladığını gösteren önemli bir gelişme.
Sonrasında 1147'ye geliyoruz. Burada ilk defa Türkiye adıyla bu coğrafyadan bahsedilmesi de yine aynı şekilde. Alparslan'ın kazanmış olduğu büyük zaferin ardından da Türklerin ne kadar hızlı bir şekilde bölgeyi Türkleştirdiklerinin de bir göstergesi. Ama en nihayetinde mühründe 1176'daki Mirya Kepelon zaferiyle vurulduğunu da görmek mümkündür. Bu bakımdan da hani 1071 ve 1176'yı da birbirinden koparmadan aynı şekilde de bir tarihsel süreklilik içinde almak lazım gerektiğini düşünüyorum. Malazgirt'in bundan sonraki sürecine baktığımızda ki genelde Bizans'ın büyük bir felaketi olarak isimlendirilir. Onun bir artık sona doğru yaklaştığının bir göstergesi olmuştur. Ama öyle veya böyle Bizans'ın bundan sonra da yaklaşık 400-450 sene kadar ayakta kaldığını görürüz. Bu da tabii ki onun imparatorluk mirasından kaynaklı olan bir durumdur. Yine aynı şekilde Haçlıların gelmesi de tabii ki Bizans'a burada etki etmiştir. Bu açıdan baktığımızda da zaten Malazgirt Savaşı'nı yine aynı şekilde Haçlı seferlerinin bir sebebi olarak da görmek mümkündür. Bu gerçek bir sebep midir? Tabii ki tartışılır. Çünkü hani şöyle bir baktığımızda evvelinden beridir gelen işte Batı ile Bizans arasında yani Doğu Roma arasındaki anlaşmazlıklar mezhepsel anlamda olsun, siyasi anlamda olsun. Yine Haçlı seferleri içerisinde hani iki tarafın arasında yaşananlar ki Batı ilk Haçlı seferinden yaklaşık 10 sene sonrasında Bizans'a karşı bir Haçlı seferi gerçekleştiriyor. Ve burada da yine aynı şekilde Türklerin bu kez Bizans'a yardıma geldiğini görüyoruz ki bu aradaki çelişkinin ne kadar keskin, ne kadar derin olduğunu da bize gösteriyor. Yani Batılıların zihninde hani Bizans'ın gerçekten bir kardeş mi veya işte dost mu olduğu, din kardeşi mi olduğu çok açık bir şey değil. 1204'te yine aynı şekilde İstanbul'un Latinler tarafından işgal edildi. Hani bunun diğer bir göstergesi. Yani bu açıdan baktığımızda Malazgirt'in Haçlı seferleri için her şekilde bir sebeptir, bir mazerettir. Ama gerçek anlamda hani Batı Malazgirt olmasaydı doğuya doğru hareketlenmez miydi? Bana göre bir şekilde hareketlenmesi yine olacaktı. Ama Malazgirt burada çok güzel bir mazeret teşkil ediyor onlara. Ve bu vesileyle de onların 1096 yılı itibariyle Batı'dan kopup doğuya doğru Haçlı seferlerini başlattıklarını da görüyoruz. Türk okçuluğuna dair bu çalışmaların en önemlilerinden birisi Osmanlı arşiv belgelerinde Türk okçuluğu başlığını taşıyan bir kitap. Çok güzel bir baskısı yapılmış. Şöyle göstereyim ben izleyicilerimize. Bunun dışında ilk kısımda ben de katılmıştım ama maalesef yazıyı yetiştiremediğim için içinde yer almıyor. Fetihleri anlamak, Fatihleri anmak diye bir etkinlik vardı. Her yıl sonu. Değerli, her yıl sonu yapılan bir çalışma. Bunu da bu şekilde göstermiş olayım. Okçular Vakfı'nın yayınlarından birisi. Paul Klopstek Türk Okçuluğu bir diğer çalışma vakfın yayınladığı. Tabii okçuluğa dair her türlü çalışmaya kapımız açık diyor evet. Başkanımız. Osmanlı Türk Yayları Adam Karpovits'in bir kitabı. Dünyanın en büyük okçu ilim adamı. Evet, dünyanın en büyük okçuluk vakfımıza da misafir ettik. Evet. İlk tabii VTR'den önce onun isminden bahsettik. Onun yayını geçen hafta program konuğumdu. Erkan Göksu Hoca'nın Türklerde Ok ve Okçuluk, Okla Yükselen Millet, Okçular Vakfı'nın ilk yayınlarından birisiydi. Bunun dışında bazı okçu tezkireleri var. Okçuluk tezkireleri var Osmanlı dönemine ait. Okçular Vakfı ile Yazma Eserler Kurumu'nun müşterek yayınları. Katip Abdullah Efendi'nin Tezkire-i Rumat, Okçular Tezkiresi başlığını taşıyan çalışması bu şekilde. Ve iki tane daha var. Üç tane. Kemankeş Mustafa Efendi'nin Kavsnamesi. Kemankeş meşhur, Mustafa Efendi'nin okçuluk kitabı. Meşhur kitap bu. Kavsname. Bende bunun çok eski ve küçük ince bir versiyonu vardı. Evet. Bu çok güzel bir baskı olmuş. Bir de İbni Ruşen'in
Fezaili Remi, yani okçuluğun faziletleri evet. başlığını taşıyan kitabını da okçulukla ilgilenen, Türk askeri tarihiyle ilgilenen bütün meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize tavsiye ederim. Malazgirt üzerine konuşuyorduk ve savaşa doğru gidiyorduk. Şimdi ben Haydar Ali Başkanıma dönmek istiyorum. Siz de yıllardır zaten Malazgirt üzerine çalışıyorsunuz, okumalar yapıyorsunuz. Belki pek çok akademisyenden daha da fazla okuma yaptınız. En azından konuşmalarınızdan benim dinlediğim kadarıyla edindiğim izlenim bu. Malazgirt'e giden bir süreç var. Cihan Hocam'la konuşmaya başladık. Sultan Alparslan bir sultan oldu artık. Kardeşiyle mücadeleye bile girişmeksizin. Biraz da sizin dediğiniz gibi doğal bir süreçti bu. Kamuoyunun beklentisi, bürokrasinin beklentisi, devlet idaresinin beklentisi, devlet zihniyetinin beklentisi buydu ve bu oluştu. Sonra ne oldu? Şimdi ilk fetihlere baktığımızda evet isyanları bastırdı. İlk ve daha genç bir sultan Alparslan. Bizim pek çoğumuzun üniversite bitirdiğimiz yaşlarda tarihteki işte Fatih Sultan Mehmet'e bakıyoruz. İstanbul'u fethediyor 21 yaşında. Alparslan'a bakıyorsunuz. En büyük devlet yıkacak isyanları bastırıyor. İşte Melikşah'a bakıyorsunuz. 38 yaşında vefat ediyor Melikşah, öldürülüyor. Ve dünyaya hükmeden bir devlet oluşturmuş. Alparslan da böyle başlıyor. Bu süreci oluşturan maya nedir? Yani bu padişahlar, sultanlar nasıl oluyor da çok küçük yaşlarından itibaren böylesi bir devlet tecrübesine sahip olup muazzam bir dünya görüşüne, dünya fetih görüşüne ya da belki Osman Turan Hoca'nın sözüyle ifade etmek gerekirse Türk Cihan Hakimiyeti mefkûresi düşüncesine sahip olabiliyorlar. Bu konuda sizin fikriniz ne? Birinci olarak şunu söyleyeyim. Yani bir hukukçu olarak tarih okuması yapıyorum ve Selçuklu ve Malazgirt Sultan Alparslan'la ilgili aşağı yukarı yazılmış bütün eserleri, kitapları okumuş biri olarak. Bu hukukta şu vardır. Mevcut delillerden, tarihçiler de öyle yaparlar. Belgelerden bir hüküm çıkarırlar. Aslında hukuk kauzalite dediğimiz olaylardan bir hüküm çıkarma sanatıdır. Hüküm verme sanatıdır. Kendi okumalarım da tarih üzerinden budur. Sultan Alparslan ve Malazgirt ve Selçuklu'nun geneliyle ilgili değerlendirmem ve okumam da şu. Her lider zamanın şartlarından doğar aslında. Liderlik ona tarihin, mensup olduğu inancın, mensup olduğu medeniyetin, sahip olduğu devlet aklının yüklediği bir sorumluluktur aslında. Hem o akıl uygun gördüğü o şahsı tespit eder ve ona yükler ve bunu yüklenecek olan da o liderliğe hazırdır. Sultan Alparslan'la Süleyman Şah'ı siz ifade ettiğinizde aslında Süleyman dayı kendini öyle görmüyor. İfade ettiğiniz bunu. Çünkü lider vasfı Sultan Muhammed Alparslan'da var. Bu tespit ediliyor. Bu zamanın şartlarına göre işte Nizami Mülk'ün işte o zamanki ismi Atabek veya işte yetiştiricisi olması işte daha sonra hocamın da danışmanlığını yaptı. Yani televizyon devlet kanalımızda TRT'de Büyük Uyanış Selçuklu'da nasıl yetiştirdiklerine dair de ipuçları veriliyor. Yani zamanın şartlarına göre gelecekte oluşabilecek olan bütün hani kurmay aklı diyoruz ya biz. Sultan Alparslan bir asker olarak kurmay aklıyla aslında yetiştiriliyor. Bütün varyasyonlar yani bugün Türkiye için Afganistan'da bir olay var. 10 tane senaryo diyoruz. Şöyle olursa böyle olursa Sultan Alparslan da devlet aklı aslında onun padişah olması konusunda hani tabii ki böyle yapboz gibi gelip bir yere yetiştirilmiyor ama yerleştirilmiyor. Fakat şartlar aslında liderliği onun önüne getiriyor ve sultan oluyor. Ve az önce sizin ifade ettiğiniz işte Malazgirt'in sebepleri ve sonuçları üzerindeki neticeye baktığınız zaman da hemen bir ortaya bir vizyon koyuyor aslında. Nedir o? Ani'nin fethi.
Türklerin Anadolu'yu yurt edinmelerini sağladı. Malazgirt Savaşı, Turan taktiğinin en iyi uygulandığı savaş olarak tarihteki yerini aldı. İlk kez bir Bizans imparatorunu esir eden Sultan Alparslan, Malazgirt Antlaşması'yla dönemin en büyük imparatorluğunu kendisine tabi kıldı. İslam'ın henüz girmediği ülkelerde fethettiği her şehre hemen bir cami yaptırdı. Adaletiyle tanınan sultan, ayrıca ilim, fikir ve sanat adamlarını toplayıp devlet himayesi altına aldı. Dindar ve dini hükümlerin tam sadakatle uygulayıcısı olmasından ötürü halk arasında da ayrı bir itibar gördü. Cihan Hocam, Malazgirt Savaşı'nın yeri, yani Malazgirt Ovası'ndayız, Muş Ovası'nın, Malazgirt Ovası'ndayız. Ve savaşın yerine dair senin çok kıymetli görüşlerin var. Sözü sana bırakıyorum. Şimdi Malazgirt Savaşı ile ilgili zaten 1989 ve 2002'de yapılmış çalışmalar var. Bu çalışmalarda savaşın Malazgirt'in güneydoğusundaki bölgede gerçekleştiğine dair daha fazla bir kanaat ön plana çıkmış. Halk arasında da bu bilgi yayılmış durumda ve kabul görmüş durumda. Fakat 2016'dan itibaren daha yoğun bir şekilde benim olaya el atmam, biraz daha fazla incelemem neticesinde farklı yerlerde de olabileceği şeklinde bir kanaat oluştu bende. İki tarafı da inceledim coğrafya olarak. Oranın daha hani Alparslan'ın savaş planına atın rahat hareket edebilme imkanı açısından bakıldığında savaş alanının oradan biraz daha farklı bir yerde olması gerektiğini ben düşünerek girdim işin içerisine. Ve bu noktada da Atelyates'in bizzat savaş alanı ile ilgili, savaşla ilgili vermiş olduğu bazı bilgiler, bazı cümleler daha doğrusu bana daha fazla ön ayak oldu bu görüşe varmamda. Çünkü oradaki bilgilerle benim tespit ettiğim ki bugün itibariyle Hasret Pınar civarında işte Dere Boğazı olarak bilinen halk arasında Dere Boğazı olarak bilinen Malazgirt'ten Adalar kesiminden işte Hasret Pınar'a kadar inen o bölgede gerçekleştiğini ben kendi çapımda düşünüyorum. Orasının Sultan Alparslan'ın savaş planlarına atın daha rahat hareket edebilme imkanı, işte meşhur Kurt Kapanı strateji taktiği, son pusu ve orada baskın açısından bakıldığında işte verilen bilgiler, Türklerin tepelerden inerek saldırması, tepeler ifadesinin özellikle kullanılması, o bölgede de bol miktarda tepelerin bulunması sebebiyle burayı, şu an bulunduğumuz yerin biraz daha batısı olan bölgeyi ben daha uygun buluyorum. Tabii asla bakıldığında hemen güneşin batışına doğru ki bölge benim kabul ettiğim. Enteresan bir bilgi daha var. An itibariyle güneş batmak üzere. Atelyates'teki bilgiler de zaten savaşın güneş batmak üzere gerçekleştiğini söylüyor. Yani 950 sene önce tam da buralarda bu saatlerde bir savaşılan, kazanılan bir savaş var. Malazgirt Savaşı. En azından Atelyates'in vermiş olduğu bilgiler çerçevesinde. Çok teşekkür ederim. Evet, doğudan batıya tarih devam ediyor. Bugün çok keyifli bir program benim açımdan. Malazgirt'i konuşuyoruz. 950. yıl dönümü ve her zaman 50. yıl dönümleri gerçekleşmiyor biliyorsunuz. O sebeple özel bir yıldayız. Tabii ki bu yılla bitecek bir şey değil. Yani 950. yılını kutladık, Malazgirt'i unutacağız, önümüzdeki yıl etkinlik yapmayacağız anlamına gelmiyor. Bu tabii ki biz var olduğumuz müddetçe devam edecek. Akademik dünyamız bu konuda çalışmalar yapmaya devam edecek. Geçen haftaki yayınımda da söylemiştim. Bence Malazgirt'le ilgili en fazla ihtiyaç duyulan çalışmalardan birisi akademik anlamda bir Malazgirt literatürü oluşturmak. Kim ne söylemiş, çalışmaların analitik ve bilimsel bir değerlendirmesini yapmak. Böyle bir kitaba ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki diğer ihtiyaçlardan birisi de biz Malazgirt'i Bizans kaynaklarının gözünden okuyoruz, İslam kaynaklarının gözünden okuyoruz ama Batı kaynakları nasıl görüyordu, Gürcü kaynakları nasıl görüyordu, Süryani kaynakları nasıl görüyordu? Öteki dünyanın gözünden Malazgirt'i görmek, anlamak ve tanımlamak da gerekir diye düşünüyorum. Şimdi programımızın son bölümünde
Bugünün gençleri Malazgirt'i nasıl anlıyor kısmına geleceğiz ama onun öncesinde ben Cihan Hocam'a dönmek istiyorum. Malazgirt Savaşı süreci içerisinde Romanos Diyogenes'in etkisini ve neden yenildiğini konuştuk. Biraz Malazgirt'in sonuçlarını konuşalım. Yani Malazgirt genel anlamda başkanım da bahsetti ama ne gibi sonuçlar doğurdu? Senin de görüşlerini almak isterim bu konuda. Programın ilk başlangıç kısmında şöyle demiştik zaten. Hani 45'ten itibaren Anadolu'ya yönelik faaliyetler var. Fakat bu faaliyetler yerleşme yönelik faaliyetler olmamış, olamamış. Nispeten güçlü bir Bizans'ın var olduğunu söyledik. Selçuklular şunun farkında. Anadolu'yu ele geçirmek veya bir şehri ele geçirdiklerini düşünelim. Orayı korumaları çok da mümkün değil. Çünkü merkezden nispeten uzak bir coğrafyadan bahsediyoruz. Güçlü bir Bizans var. Nispeten yine söyleyelim. Selçuklar geri dönüyor. Geldiğiniz bir şehri aldınız. Orada orayı koruyabilmesi için, oranın elinizde kalabilmesi için güçlü bir ordu bırakmanız lazım orada. Selçuklu kuvvetlerinin çok da geniş olduğunu söylemek mümkün değil. Savaştaki asker sayısına baktığımızda bunu zaten görüyoruz. Dolayısıyla bu çok da mümkün değil. Hedefimiz ne? Anadolu'ya geliyoruz, şehirleri ele geçiriyoruz. Keşif, yağma amaçlı bir süre elimizde tutuyoruz. Ondan sonra geri çekiliyoruz. Nereye? Azerbaycan'a. Daha sonra Ahlat'a. Şimdi Alparslan'dan sonra, Malazgirt'ten sonra daha doğrusu ne değişiyor? Bir kere şunu programın ilk kesiminde yine söylediğin üzere, anlaşmayı çok iyi okumak lazım. Anlaşma, Doğu Roma İmparatoru'nun veya İmparatorluğu'nun Büyük Selçuklu Devleti'ne ve Sultanı'na tabiyeti şeklinde sonuçlanıyor. Hakimiyetlerden en zayıfı belki, evet, ama prestij açısından bakın meseleye. Alparslan, Doğu Roma hükümdarını kendine tabi kılmış bir kişi. İslam dünyasında kendisine kazandırmış olduğu prestije bakalım bu anlamda. Bunun daha öncesi ve sonrası yok değil mi? Yok artık. Yani bunun başka daha bir sonrası şu. Örneği yok. Yani. Daha sonrası gidersiniz Bizans'ı ele geçirirsiniz, İstanbul'u ele geçirirsiniz. Fatih. O da çok da mümkün değil. Anna Komnena'nın vermiş olduğu bir bilgi var. Diyor ki Anna Komnena, işte Türkler İstanbul'un karşı Anna tarafına... Anna Komnena'nın Bizans İmparatoru'nun kızı olduğunu Alexios söyleyelim. Alexios Komnenos'un. Belki bilmeyen izleyicilerimiz var. Alexios Komnenos'un kızıdır. Ve Bizans'ı ve dolayısıyla Türklerin Anadolu'daki faaliyetleri hakkında... Hatta Çaka Bey'i de onun sayesinde, biliyoruz mesela. Çok enteresan ve orijinal bilgiler verir. Türklerin Marmara kıyılarına kadar, Üsküdar'a kadar geldiklerini zaten biliyoruz. Bu bilinen bir şey. Ama karşıya geçmek çok da mümkün değil. Çünkü denizcilikle haşir neşi bir toplum değil Selçuklar. Bir devlet değil Selçuklar. Bozkırlıdır. Bunu unutmayalım. Türk devlet geleneği Bozkırlıdır. Hatta bir hikaye vardır. Süleyman Paşa, Rumeli'ye geçen ilk Osmanlı beyidir Süleyman Paşa. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama o sal hikayesi. Hani salla karşıya geçmeye karar veriyorlar. Çok doğru değil ama biraz güzel süblimler gönderme. Ama yani salla karşıya geçmeye karar veriyorlar ama sala bindiklerinde kendilerini Ege Denizi'nde buluyorlar. Çünkü akıntıyı hesap etmemişler. Denizcilikle o kadar bağlantılı. Antakya'nın fethi, yani ani kadar belki Antakya'nın fethini de konuşmak gerekiyor. Tabii Süleyman ki. Şahin, evet. Bu denizcilikten uzak, hatta işte ilk Selçuklu denizcilik faaliyetini bir hocamız Aras Nehri'nden Alparslan 1064 seferi sırasında Aras Nehri'nde küçük gemiler sallar yapıp mı? Sallar yapıp onun üzerinden geçmesi, bunu bir denizcilik faaliyeti olarak görüyor. Selçuklar için söylüyorum. Büyük Selçuklar özelinde söylüyorum. Tabii Türkiye Selçuklar özelinde değil. Şimdi böyle bir denizcilikten uzak toplumun İstanbul'un karşı, yani nasıl geçecek karşıya ve İstanbul'u nasıl kuşatacak, o kuşatmadan nasıl başarılı çıkacak? Çok da mantıklı bir durum değil bu. Ama Anadolu'nun ele geçirilmesi, Anadolu kısmının ele geçirilmesi noktasında Selçuklu faaliyetlerinin Malazgirt'ten sonra artık fiiliyata döküldüğünü, yani düşünce aşamasından fiile döküldüğünü görüyoruz. Anlaşma şartları çerçevesinde, anlaşma şartlarından bir tanesi diyelim, anlaşmanın 50 yıl süreceği, iki taraf arasında 50 yıl sürmesi gerektiği. Fakat anlaşma hiçbir zaman yürürlüğe giremiyor.
Selçuklu ve Bizans arasında. Çünkü Romanos Diogenes tahta çıkamıyor, dönemiyor daha doğrusu. Mihail Dukas onun yerine geçirilmiş. Küçük yaştaki Mihail Dukas. O da Alparslan'la yapmış olduğu anlaşmayı zaten en başından itibaren kabul etmiyor. Romanos iki kere tahtı ele geçirmek amacıyla mücadele ediyor. Başarısız oluyor. En sonunda teslim olmak durumunda kalıyor. Sof giymek ve artık manastıra çekilmek. Çünkü biliyorsun sof giyen bir insan artık geri dönüşü olan bir süreçten uzaklaşıyor. Artık tahtı falan inzivaya çekilmek durumunda ama öldürülüyor. Yani gözlerinin mil çekilme süreci aslında onun derin öldürülmesi. Derin ve iltihap kapıyor. Öldürülmesi yani evet. Bilerek isteyerekten birebir öldürmüyor da vesile oluyor ölmesine. Bu anlaşma şartlarının hükmünün daha doğrusu ortadan kalkması anlamına geliyor Alparslan açısından. Alparslan bu anlaşma yaptıktan ve Romanos'un ölümüne kadar ki bir yıllık süreçte Bizans'ın durumunu gözlemliyor bana göre. Gelen raporları alıyor. İşte gelen raporlar Bizans'ın tamamen batıya çekilmiş olduğu yönünde. Bizans'ın kuvvetlerinin Anadolu'da artık etkisinin kalmadığı yönünde. Bir de anlaşma şartları da ortadan kalkınca Alparslan için Anadolu'nun artık bir yerleşmeye yönelik bir mantıkla ele geçirilmesini düşünmemesi için hiçbir sebep kalmadığı anlamına geliyor. Ve Reşidüddin Fazlullah'ın vermiş olduğu bilgi çerçevesinde diyor ki artık emirlerine artık Anadolu'ya gidin, Anadolu'yu ele geçirin. Ele geçirmiş olduğunuz yerler sizindir, çocuklarınızındır, torunlarınızındır. Merkezden herhangi bir şekilde bunlara müdahale edilmeyecek. Tabii ne karşılığında? Büyük Selçuklu hükümdarının yüksek hakimiyetini tanıma şartıyla. Ve bunun neticesinde Anadolu'nun doğusunda dediğimiz işte birinci beylikler dönemi başlıyor. Ve ikinci olarak Anadolu'nun batısında da bir şanstır bu bana göre. Kutalmışoğullarının bir şekilde yönetimle sıkıntı yaşamaları yani kuzenler amcaoğulları arasında diyelim yaşanan sıkıntılar neticesinde Kutalmışoğullarının batıya kaçmak zorunda hissetmeleri. Miras kavgaları bazen miras işe yarayabiliyor yani. Yani onlar batıya gidiyor. İlk olarak Urfa Birecik çevresinde faaliyetlerde bulunuyorlar. Dört kardeşler Alp İlik, Devlet, Mansur ve Süleyman Şah. Bunlardan Alp İlik ve Devlet'in Şöklü Bey ile Suriye'nin hakimiyeti hususunda faaliyetlerde bulunan Şöklü Bey ile birleştiğini ve daha sonra yine Suriye'de Suriye hakimiyeti hususunda ki Suriye'nin Selçuklu hakimiyetine geçmesini sağlayan önemli komutan Atsız'la hatta Kudüs Fatih, Atsız. Onunla yapılan bir mücadelede esir düşmeleri Atsız'a. Melikşah'ın onları kendi yanına göndermesini istemesi. Alp İlik ve Devlet'in muhtemeldir ki Alp İlik ve Devlet'in doğuya gitmesini, başkente yani Isfahan'a gitmesini sağlıyor. Mansur, Sultan Melikşah tarafından gönderilen bir komutan tarafından öldürülüyor. Tek hayatta kalan Süleyman Şah, Süleyman Şah da aynı akıbete uğramamak muhtemelen için mümkün olabildiğince batıya gidiyor. O da iyi bir siyasetçi olmalı ki Bizans'ın iç mücadelelerinden faydalanmayı başarıyor. İznik bir şekilde kendisine emaneten bırakılıyor taht iddiacılarından biri tarafından. Fakat kendisine İznik'i bırakan taht iddiacısı başarılı olamayınca Bizans kendisinden İznik'i geri istediğinde hayır diyor. Ben sizden almadım ki size vereyim mealen söylüyorum. Ve İznik'i kendisine merkez edinerek bir devlet kuruyor. Türkiye Selçuklu Devlet olarak bildiğimiz ve Anadolu'nun batısında da yavaş yavaş Türkiye Selçuklu hakimiyeti ortaya çıkıyor. Ama Türkiye Selçuklu hakimiyeti enteresandır. Bizans'a yönelmiyor. Aslında şöyle bir şey var. Onu ben ilave yapayım. Normal şartlarda 1082 yılında bir savaş var. Bizim göz ardı ettiğimiz bir savaş. Bana sorarsanız Malazgirt'ten 11 yıl sonra yapılan ama Malazgirt'i tamamlayan bir savaş olma özelliğine sahip. Dragos'ta yapılan bir savaş bu. Bir anlaşma. Süleyman Şah'la Bizans İmparatoru arasında yapılıyor savaş ve Süleyman Şah demin bahsettiğimiz Anna Komnena'nın babasını daha ilk iktidarının başlarında Alexios Komnenos'u mağlup ediyor. Arada Dragos sınır olacak şekilde bir anlaşma yapılıyor. Normal şartlarda Süleyman Şah Üsküdar'ı ya da İstanbul'u o canlı gözle gören
Belki ilk Selçuklu. Emirlerden gelen var mıdır? Afşin Bey gelmiş Afşin midir onu bilmiyorum. Ama Selçuklu ailesinden canlı gözlü Üsküdar'a kadar, sahile kadar gelen bir kumanda. Hatta işte Bizans kralının onu ağırladığı, işte onuruna yemek verdiği falan da. O anlatılır. Fakat Dragos suyu anlaşması tabii Türkiye... Yani Dragos'un yani bugünkü İstanbul yani. Tabii. Sultanbeyli yani. Türkiye Selçuklularının yani resmen Bizans tarafından bir devlet olarak tanındığını da gösteriyor. Tabii aile de bu uzun ve başka bir programın belki bahis konusu olabilir. Her zaman Selçukluların zihni ailenin atası olan Arslan Yabgu Selçuk Bey'den sonra, Selçuk Bey daha hayattayken Selçukluları yönettiği için hep Arslan Yabgu oğulları, yani Kutalmış Bey olsun, Süleyman Şah ve diğer Kılıç Arslan olsun, onlar hep Büyük Selçuklu tahtının gerçek varisinin kendileri olduğu düşüncesindeler ve Doğu'ya Mikail oğullarıyla doğuya sık sık yöneliyorlar ve öldürülüyorlar bu süreçte. Sizin bahsettiğiniz Antakya'nın fethi belki Süleyman Şah şahsında en büyük ve en önemli evet, başarılardan denize birisi. Ulaşma anlamında. Hem denize ulaşıyor, hem ilk en büyük kilisesini Antakya'nın camiye evet çeviriyor. Geleneksel bizim İslam evet fetih geleneğindeki işte yıllar sonra, yüzyıllar sonra Fatih Sultan Mehmet'in hı-hı Ayasofya'da yapacağının aynısını i̇şte bir yapıyor. Bir Ani, iki Antakya, üç İstanbul. Yani öyle gelebiliriz. Aynen o öyle. Şey, batıya mesela Antakya'yı ele geçiriyor. Ölümüne sebep olan şehir Halep. Halep. Halep'in hı-hı hakimiyeti hususunda. Kılıç Arslan'a bakıyoruz. Kılıç Arslan'ın ölümüne sebep olan şey Musul. Ya aşağı yukarı Halep yani Musul'a. Artık yavaş yavaş doğuya doğru ilerleme. Şimdi Musul'u ele geçiren Kılıç Arslan'ı düşünelim. Bir sonraki hedef belki Hemedan olacak. Hemedan ya da Bağdat'a inecek. Hemedan olduktan sonra biraz daha ilerleye Rey'i alacak. Rey'i ele geçirdikten sonra da başkent İsfahan. Onun düşüncesinde de hani batı yok aslında. Doğuya gidip Doğu'yu, gerçek devleti ele geçirmek. Ama belki başarısız olmaları bir avantaj olmuş. Bir de Haçlı Seferleri Haçlı var. Seferleri, mesela şimdi Malazgirt'in ekonomik sonuçları, siyasi sonuçları, dini sonuçları üzerine ifade ettim. Yani bütün Türk dünyasının, bütün İslam dünyasının gelecek yıllarda burayla ilgili kutlamalara belki davet edilmesi lazım. Çünkü bütün bu varlığın, ontolojik olarak varlığımızın aslında dayanağı olan yer, İşte bir Ani dedik, Malazgirt. Şimdi Selçuklularla ilgili de sizler de araştırıyorsunuz. Tarih sahnesinde görevlerini yapmış bir Oğuz boyu. Şimdi geçen bir programda yine işte Kayıların, Osmanlı'nın Kayıların da muhtemelen Anadolu'ya gelmesini, bir devlet kurmasını, Osmanlı gibi işte onun öncesinde İznik'te Anadolu veya Türkiye Selçuklularının kurulması. Ali Selçuk aslında görevini yapıyor. Yani tarih önünde gerek İslam'a gerek Türklüğe karşı vazifesini yapıyor. İşte ondan tevarüs eden aklı, tecrübeyi Osmanlı alıyor. Yani bugün çok eleştirilen işte kardeş katli aslında Selçuklu'dan elde edilen tecrübe. Çünkü taht hep kardeşler arasında. Cihan Hocam. Bu mücadele evet devam ediyor başkanım. Kardeşler arasında bir kavga. Hı. Türk tarihinde sıklıkla yaşanan bir durum. Yani evet, bunu Osmanlı versiyonunda kardeş katli olarak kanunlaştırılmış bir şekilde evet görüyoruz. Selçuklularda çok daha farklı bir versiyonu bölünerek, var. Bölünerek geliyor o. Bunu tecrübe ediyor Osmanlı. Diyor ki demek ki Osmanlı bir aklı, bir Selçuklu aklı inşa ediliyor. Bunun olumsuz neticeleri oluyor. Yani kardeşler arasında, işte Melikşah'ın çocuklar arasında taht kavgaları, onun öncesinde kadınların saray üzerinde, yönetim üzerindeki etkileri falan. Bütün bunlar tecrübe. Bütün o Türk devletler tarihine baktığımız zaman aslında bir devletimiz var bizim sonuçta. Ama isimleri tarih içerisinde değişiyor. Hepsi aslında görevlerini yapmış, tamamlamış. Selçuklu'ya da ben öyle bakıyorum. Yani bir Türk ve İslam dünyasındaki hizmetleri, Sultan Alparslan ayrı yere, Melikşah'ı ayrı yere koymak gerekiyor. Biz mesela her yıl hocamın ilk sorusu hani size yöneltirken de Malazgirt ve gençlik üzerine bir değerlendirme yaptığımızda biz bunu şuna benzetiyoruz. Gençlik bugüne bassın. Yani bugüne bassın. Yani bir, ama geleceğe bir yaslansın. Yani çünkü bir, şimdi okçuluktan örnek verirsek yayı ne kadar geriye çekerseniz ok o kadar ileri gider. Alman bir düşünür der ki bin yılını hesap edemeyenler millet olamazlar. Bugün biz
Ahlat'ta program yaparken arkadaşlarımız da bunu çok iyi anlasınlar. Zaman zaman eleştiriliyoruz. Dünyanın en eski, en büyük Türk-İslam mezarlığı şu anda Ahlat'ta, bizim sınırlarımızda. Buradaki verdiğimiz mesaj şu. Herhangi bir batılı ülke başkanı Türkiye'ye gelse, Ahlat'ta Cumhurbaşkanımız onu kabul etse, orada buluşsalar, orada yoldan geçerken Cumhurbaşkanımız şu işte gördüğünüz kabristanlık da bizim dedelerimizin kabristanlığıdır. Bunlar bizim dedelerimizdir burada yatanlar dediğinde sene 1100. Amerika'nın, Fransa'nın tarihin olmadığı dönemden bahsediyoruz. Demek ki gençlerimiz Malazgirt'i bilsinler, Selçuklu'yu bilsinler, Sultan Alparslan'ı... İlginç bir şey söyleyebilir miyim burada? Ahlat mezar taşları deyince gündeme gelmişken söyleyeyim. Benim ahilikle ilgili de çalışmalarım var. Hatta küçük bir kitabım çıktı. İşte yeni bir kitap çalışması daha yapıyorum. Burada Faruk Sümer Hoca'nın ilginç bir tespitine rastlamıştım. Anadolu'daki ilk ahi mezar taşlarının Ahlat'ta olduğunu söylüyor. Evet. Bu çok önemli. Yani ahi teşkilatı işte birlik, beraberlik, kardeşlik, misafirlik, dayanışma, cömertlik, ekonomik yapının bel kemiğini oluşturan bir yapı. Ve bunun ilk örneklerinin Ahlat'ta olması bence çok dikkat çekici bir şey. Yani Ahlat'ta ahilere ait mezar taşlarının varlığından söz ediyor. Kubbetül İslam olması boşuna değil. Kubbetül İslam. Ya, Kubbetül İslam olması. Şimdi gelelim ilim noktasında. Şimdi gençlerimize bugün Batı'nın birkaç büyük üniversitesini falan biliyorlar. Selçuklu'daki daha sonra yine Osmanlı'ya tevarüs eden medrese geleneği. Bugün yüksek öğrenimin en zirve noktası Nizamiye medreseleri. Hem müspet ilimler, mühendislik ilimleri, hem hukuk ilimleri, fıkıh ilimleri. Batı'da Nizamiye medreselerinden sonra Bologna Okulu, yani hukuk alanında en popüler. Daha sonra ben Özbekistan'a gittiğimde, Registan meydanına gittiğimizde, oradaki o müthiş, işte dediler ki Oxford buraya bakılarak yapılmış, edilmiş. Selçuklu bunu da miras olarak bırakıyor. Hatta Nizami Mülk eleştiriliyor, o da diyor ki tamam bu okullar bizden sonra da devam edecek olan medeniyet geleneğimizi, tasavvurumuzu geleceğe taşıyacak olan okullardır. Biz hep şunu ezberimizde tutarız. Coğrafya bir milletin kaderidir. Aslında tarih bir milletin kaderidir. Tarih geçmiş değildir. Tarihe biraz gelecek olarak da bakmak lazım. Biz Malazgirt'te gençlerimizin bu bilinci kuşanmasını istiyoruz. Bazen diyorlar ki ya o sıcağın altında git oradan işte şu kadar kilometre. Burada zorluğunu anlattık. Biraz sonra şehadete erecek, burayı vatan bırakmak üzere bir azim ve kararlılıkta olan şehitlere bir borcumuzdur. Okçalı Vakfı olarak bizim her yıl yapmamızdaki irade ve kararlılık bu. Elbette ki Malazgirt'te takılıp kalmasınlar. Elbette ki okçulukta takılıp kalmasınlar. Bugün gençlerimiz inovasyon, robotik, yazılım, kodlama, teknolojinin bütün aşamaları. Bununla ilgili de şimdi bizim Selçuk Bayraktar Bey, o da Teknofest'i yapacak bir ay sonra. Bizim gençlerimiz şimdi Melikşah'ı bilsinler. Çünkü Melikşah bugün G7 diye bildiğimiz, G20 diye bildiğimiz devletlerin toplamından daha büyük bir güce sahip olan bir devletin sultanı. Bunu da yani gençlerimiz... Haremeyn'in sahibi. Bunu az bilirler. Genelde yani, Osmanlı hani Yavuz Sultan Selim'le eşleştiririz biz. İşte Haremeyn Türk hakimiyetine Yavuz'la girdi. Bu eksik bir bilgi aslında. Haremeyn ilk defa Türk hakimiyetine Selçuklarla birlikte Sultan Melikşah zamanında dahil oluyor. Fiilen. Mekke ve Medine fiilen tabii. Takvim-i Celali. Hani onu da kaçırıyoruz mesela. Evet. Şeyin yani yapılıyor. Sultan Melikşah döneminde yaptığı da ilk defa bir takvim, Türklerin bir takvimi var. Yani insanlık tarihine kazandırdıkları bir takvim söz konusu Celali. Bu meydan okumayı yani Malazgirt'i, Selçuklu'yu, Osmanlı'yı, yani biz diyoruz ki Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanıyız, Cumhuriyet'in aklıyız. Yani bizim gencimiz bunu kuşanacak. Ve bu Cumhuriyet değerleri, Osmanlı'nın değerleri, Selçuklu'nun değerleri birbiriyle çelişen değerler değil. Çünkü bu toprağa ve bu millete ait, bu vatana ve bu bayrağa ait değerler. Gencimiz bunu kuşansın istiyoruz. Hac'da esas olanın Arafat olduğu, Arafat'ta vakfeye durmak olduğu kabul edilir. Hadis-i şerifte de Resulullah Efendimiz, hac Arafat'tır. Arafat'a vakfeye durmak. Şimdi durunca hocalar hep şunu der, orada bilinçlenirsiniz, marifete ulaşırsınız. Bir yolculuktur ama durmaktır her şeyden önce, bir duruştur. Sizler de geliyorsunuz, her yıl biz 26 Ağustos'ta, Sayın Cumhurbaşkanımız her yıl bu programına rağmen geliyorlar. Aslında orada bir duruş gösteriyoruz. Şimdi orada da Cumhurbaşkanımızın bu yılki konuşmasında var. Biz 1000. yılıyla da Selçukluyuz, 100. yılıyla Cumhuriyetiz, 600. yılıyla Osmanlıyız. Yani
2071, 2053, 2023. Bunları birbirine koparamayız. Yani biz böyle kısa tarih okuması yapacak bir millet değiliz, bir devlet değiliz. Gençlerimiz bunu bilsinler ve geçen yine anlattım. Dünya diplomasi tarihinin bir numarası, Amerikan devletinin de beyni kabul edilen Henry Kissinger, 1975'li yıllarda Çin'i bir ziyarette bulunuyor. Çin devlet başkanıyla sohbet ederken, Çin devlet başkanına soruyor, Sayın Başkan diyor, 1789 Fransız ihtilali hakkındaki kanaatiniz nedir? Bakın aradan 200 yıl geçmiş. Çin devlet başkanı şöyle bir bakıyor, bir analiz yapmak için diyor en üzerken. Bu müthiş bir cevaptır. Ya bu da şunu demek istiyor. Ben 5000 yıllık, 10.000 yıllık bir Çin devletiyim. Böyle 100 yıl, 200 yıl bunlar bizim için yani değerlendiririz. Yani daha acelesi yok. Analiz yaparız. Ha bunu bugün diyecek olan devlet Türkiye devletidir. Bu millettir. Ha bugünkü anlamda Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun önceki de devlet başkanlarıdır. Yani bundan önceki cumhurbaşkanları, devleti yönetenler, kişiye hasretmiyorum. Niye? Çin'in olduğu tarihte var olan devlet Türk devleti. Ben Çin'e gittim, Çin Seddi'ne gittim. Dedim ki atalarım buraya kadar gelmiş, o alt o sınıra kadar gelmişler. Demek ki bugün Türk devlet başkanına biri efendim 100 yıl önce, 200 yıl önce şu oldu, bu oldu dediğinde bir dakika erken daha değerlendiririz onu. Böyle günlük düşünecek. Gençlerimiz de böyle işte filan devlet, süper devlet, adamlar şöyle yapıyor. Hayır diyor, senin ecdadın, yani gözlüğü bulan biz, yani uzun uzun şimdi bilim tarihine girecek değilim. Fuat Sezgin Hoca'yı rahmetle anmak gerekir. Sadece gençlerimiz bu kompleksi yaşamasın diye Fuat Sezgin Hoca'nın ortaya koyduğu emek var. Fuat Sezgin gibiler, işte sizler farklı yönleriyle Malazgirt'i anlatıyorsunuz, Selçuklu'yu anlatıyorsunuz. Bizler de Okçular Vakfı olarak bunu bir sorumluluk kabul ediyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz bu toprağın çocukları olarak, bakın orada Türkler, Kürtler, işte Kürtlerin de Malazgirt'e dahil olup bir mücadeleye başlaması, gençlerimiz bunu bilsinler. Orada bir Maya tutturuldu, bir medeniyet müktesebatı bu toprağa mayalandı. Bu akıl ilelebet devam edecek. Biz buna inanıyoruz ve geçmişi olmayanın geleceği yoktur. Gençlerimiz bir geçmişleri olduğunu bilsinler. Özgüvenleri yerinde olsunlar ki tarihi meydan okumaları yapabilsinler. Sultan Alparslanlar yetişecek, Sultan Fatihler yetişecek. Biz buna inanıyoruz. Yani Cumhuriyeti kuran irade, oradaki kuruluş felsefesi, Osmanlı'nın kuruluş felsefesi, Selçuklu'nun kuruluş felsefesi, işte 1040'ta bundan 1000 sene önce Merv'de yapılan kurultay. Bunlar işte Sultan Alparslan'ın yetişmesi, Malazgirt'teki anlayış. Sizler bunları farklı yönleriyle inceliyorsunuz. Gençlerimiz de inşallah daha çok Selçuklu'yu, Osmanlı'yı, Cumhuriyet'i. Şimdi 26 Ağustos'u kutladık. Büyük bir zafer Malazgirt. Şimdi yine bu milletin tarihinde önemli olan 30 Ağustos zaferini kutlayacağız. Zafer Kesinlikle. Bayramı inşallah pazartesi. Aynı coşkuyla, aynı heyecanla. Allah hep zaferler yaşatsın bize. Evet, yani Sakarya Zaferi'nin 100. yılı kutluyoruz. Evet. Ve tarihimize baktığımız zaman bu konuda çok haklısınız. Biz bunu derslerde de dile getiriyoruz sıklıkla. Şimdi bizim toplum olarak baktığımızda en temel sorunlarımızdan birisi birlik ve beraberlik içerisinde olamamak. Farklı kutuplara fazlaca gitmek. Yoksa tarihsel bir sıkıntımız yok bizim. Yani dünya tarihine baktığımızda bugün işte süper güç olarak Amerika'yı görüyoruz. Gençler ona üzeniyorlar. Ben söylüyorum derslerimde bu çok öne çıkardığımız ya da hayranlıkla izlediğimiz, belki de izlenmesi gerekiyordur şu an itibariyle dünyayı kontrol eden bir devlet, ama bu devletin tarihini 300 yıllık bir geçmiş olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Ve bu bilgi birikimini, tecrübeyi, siyaset tecrübesini, yönetim tecrübesini nereden aldığını, hangi topluluktan aldığını çok net bir şekilde görmek gerekiyor. Bugün bakıyorsunuz Selçuklu tarihçileri çok daha geç yetişmekle birlikte ideal devlet sistemi olarak Osmanlı'yı gördüğünü görüyoruz. Hem Batı dünyasının hem de Amerikalıların ve Osmanlı tarihi araştırmalarının, Osmanlı tarihi araştırma merkezlerinin bu konuya dair en fazla yayınların Amerika'da yapıldığını, aile Osmanlı'da aile hayatından tutun da toplumsal hayata varıncaya kadar, mahkemelere varıncaya kadar, siyaset teorisine varıncaya kadar her şekilde bu yapının içerisinde incelendiğini görüyoruz. Yani aslında dünyadaki bütün toplulukları, ama özellikle Osmanlı tarihine dair yoğun bir ilgi var ve bizim tarihsel tecrübemizi alıp geliştirerek, üzerine koyarak
bu önderliği ele geçiriyorlar. Osmanlı yapısı dediğimizde de burada bugün bunları hep konuştuk, ifade ettik. Osmanlı dediğimiz yapı Selçuklu'nun bir devamıdır. Evet. Selçuklu dediğimiz yapı aslında hem İslam geleneğinin yani Emevi Abbasi tecrübesinin aynı zamanda Hun ve Göktürk tecrübesinin bir devamıdır. Orta Asya'dan gelen bir Tuğrul Bey. Lafı gene ona getirdim. Boşuna Tuğrulcu demiyorlar bana. Tuğrul Bey 3 unsuru bünyesinde birleştirmişti. Yani Tuğrul Bey bir Türk kağanıydı. Tuğrul Bey bir İslam halifesiydi. Yani bunu yanlış anlamasınlar. Yani o halif hilafeti aldı anlamında demiyorum ama sonuç itibariyle Abbas halifesi El-Kaim bey Emrillah Tuğrul Bey'i doğunun ve batının sultanı yani Sultanül Mağrib vel Maşrik ilan ederek dünyevi bütün yetkilerini zaten Tuğrul Bey'e devretmişti. Dolayısıyla İslam siyaset geleneğinde devlet yönetici vasfını taşıyan kişi haline dönüştü Tuğrul Bey. Bu açıdan baktığımızda Tuğrul Bey hem Türk devlet geleneğinin hem de İslam devlet geleneğinin başındaki kişiydi. Yönettiği coğrafya açısından düşündüğümüzde de Tuğrul Bey'i yine eski Pers-Sasani geleneğinin de bir temsilcisi. Çünkü Pers İmparatorluğu'nun kadim şehirlerinin hakimiydi Tuğrul Bey ve o geleneği onların yönetici geleneğini de temsil ediyordu. Eksik olan tek bir şey vardı. Cihan hakimiyeti mefkûresinin içerisinde belki. O da Roma geleneğini temsil eden bir siyasi yapı. Bunu da Fatih Sultan Mehmet gerçekleştirdi. Yani 1453'te Fatih kendisini Roma Kaiseri olduğunu ilan ettiği zaman sadece Romalılığına gönderme olarak algılamak eksik olur. Yani Fatih zaten Tuğrul Bey'den Alparslan'a geçen, Alparslan'dan Türkiye Alaaddin Keykubat'a geçen, ondan Osmanlı Yıldırım Beyazıt'a geçen belki o siyaset geleneğindeki üçlü temsil yapısını Roma'yı da dahil ederek dörtledi ve dünya tarihinin belki en kudretli hükümdarı ve bütün siyaset yönetim geleneklerini temsil eden bir hükümdar haline dönüştü. Bu sebeple ben sizin söylediklerinize kesinlikle katılıyorum. Yani Cihan Hocam'a döneceğim. Onun da ilaveleri olacaktır mutlaka. Bizim gençliğimiz, bizim talebelerimiz, bizim gençlerimiz şunun farkına varmalılar. Biz ayakları ve kökleri en fazla yere batan toplumlardan biriyiz dünya tarihinde. Yani dünya tarihi kuruldu kurulalı, var oldu olalı. Türkler bu dünyanın içerisinde var. Siyaset sahnesinin içerisinde var. Yani Orta Asya'da kurulmuş basit bir medeniyet, basit bir devlet olarak Türk tarihini görmek, küçümsemek ve tahrif etmek anlamına gelir. Bir taraftan bakıyorsunuz, işte Akunlar diye bir devlet kuruluyor. Hindistan sahasında, sonrasında bugün Pakistan diye bir devlet varsa ya da biz Afganistan meselesiyle bu kadar ilgilenme ihtiyacı duyuyorsak bu Gazneli Mahmud'un bize bıraktığı, Türk kültürünün bize bıraktığı bir mirastır aslına bakarsanız. Diğer taraftan kuzeye gidiyorsunuz Sibirya. Sibirya'yı hala bizim gençliğimiz, sizler, bizler Rusya'nın bir parçası, Rusya'nın hegemonyası altındaki bir alan olarak görmüyoruz. Türk dünyasının en önemli parçalarından birisi olarak görüyoruz. Televizyonu açıyorsunuz, Türkiye-Macaristan maçını izliyorsunuz. Köşede kısaltmalarda ne yazıyor? Tur ve Hun yazıyor. Yani Hungarya. Biz Macaristan diyoruz ama Atilla'nın bıraktığı bir miras. Şimdi Afrika'ya gidiyorsunuz, Türk izlerini görüyorsunuz. Mekke'ye gidiyorsunuz, Türk izlerini görüyorsunuz. İran'a gidiyorsunuz. Dünyanın neresine giderseniz girin, Türk tarihinin bir şekilde bu her sahaya, her alana değişik dönemlerde katkısını görüyorsunuz. Bugün biz Kudüs meselesine devlet olarak dahil olduğumuzda bu sadece bizim devletin İslamcılık üzerinden geliştirdiği bir anlayış değil. Kudüs dediğimiz devlet 1071 yılından 1077 diyelim hadi 1077'den başlayarak neredeyse 1920'li 30'lu yıllara kadar her zaman Türk hakimiyetinde bulunmuş bir şey. Yüzlerce yıl. Bu Kudüs demişken müsaadenizle bir anımı paylaşmak istiyorum. Şimdi biz Cihan Hoca'yla arkadaşlığımız çok eskiye dayanıyor. Aynı zamanda doçent olduk. Yani ikimiz de akademik kariyer anlamında İzmir'de sınava girmiştik. Bizim jürimizde rahmetli Salim Koca hocamız vardı.
Allah rahmet eylesin. Çok kıymetli bir insandı. O da Türk tarihine bir bütünlük içerisinde bakan ve ömrünü buna hasretmiş birisiydi. Bana sorduğu soru seninle paylaşmıştım. Diyor ki başkanım sınavda Kudüs'ün Fatihi kim diyor bana. Bana bunu söyle. Dedim Hazreti Ömer. Yani en önemli kırılma işte biliyoruz işte devesi işte kölesiyle birlikte gidiyorlar Kudüs'ün anahtarını mescidin dışında evet, namaz evet, kılıyor. O müthiş bir Ali Cenaplı'da örneği gösteriyor. Hı-hı. Hayır dedim o değil. Selahaddin Eyyubi dedim. Hayır o değil. Dedi ki biraz Türk tarihi açısından bak. Meğer kastettiği Atsız Bey'miş. Yani Kudüs'ün Fatihi olarak böyle görüyor. Tabii bu önemli bir kırılma noktası Atsız Bey. Çünkü Atsız Bey'le birlikte Kudüs dediğimiz dev şehir bir Türk şehri haline dönüşüyor. Ve bu işte Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar devam eden bir süreç. Bunu göz ardı edemeyiz. Yani dünya üzerinde Türkiye'nin, Türk tarihinin önemli bir mirası olma özelliğini taşıyor. Mısır işte bakıyorsunuz. Tabii. Yani yüzyıllar boyunca Osmanlı idaresinde kalmış bir yapı. Tabii ki halkı farklı olabilir ama Türk tarihinin, Türk devletlerinin hem Selçukluların hem Osmanlıların en temel hususiyetlerinden birisi Balkanlardan Anadolu'ya, işte Mısır'a, Afrika'ya vesaireye varıncaya kadar bir birlik ve bütünlük içerisinde halkların öz kültürünü yani yönettikleri halkların dini inançlarını, kimliklerini tahrif etmeden, değiştirmeye çalışmadan bir ideal bir yönetim sistemi oluşturmaları. Eğer tahrif etmiş olsaydı dillerini de değiştirirdi, kültürlerini de değiştirirdi ve gerçek anlamda bir emperyal hale getirilebilirdi. Bu hiçbir zaman olmadı Türk tarihinde. Yapmadım, böyle bir tarzı da yok. Yapmadım. Yoksa Mısır'daki hakimiyet 868 yılında başkanım Ahmet bin Tulun'la birlikte başlıyor. Türk hakimiyeti Tutunoğulları Devleti var, İşitler Devleti var, ardından gelen işte Memluklar Devleti var. Şimdi yeri gelmişken söyleyeyim, bu haftaki yazım, yani yarın itibariyle çıkıyor, şimdi yayınlanmış da olabilir Açık Görüş'te, size gönderirim onu. Türkiye neresidir? Başlıklı bir yazı. Tarih boyunca Türkiye olarak adlandırılan üç coğrafya var. Bir Orta Asya, Türkiye deniyor kaynaklarda. Türklerin yaşadığı yer anlamında. İkincisi işte 1147'den itibaren, 2. Asya Seferi'nden itibaren Anadolu'ya Batılılar tarafından Türkiye deniyor. Üçüncüsü de Mısır aslında. Yani Mısır ve Suriye, Memlük sahasına da Türkiye deniliyor. Bunu çok az insan bilir. Mesela özellikle bu sahanın Türkiye denildiğini. Şimdi bugünkü tartışmalara baktığımızda kuru siyaset tartışmalarının çok ötesinde tarihsel derinliği olan bir süreç var aslında. Yani Mısır dediğimiz yer sadece Arapların ya da Kıptilerin yaşadığı bir coğrafya değil. Orası bir Türkiye ve yüzyıllar boyunca Türkler tarafından yönetilmiş bir şey. Ya bizim hayalimiz elbette benim şahsi romantik hayalimi sorarsanız yeniden Türkler tarafından keşke yönetilmesini isterim ama bunun gerçekleşir gerçekleşmez. Reel kısmı başkadır. Akademik kısmı başkadır. Ama biz meslek olarak tarihçiyiz ve sonuç itibariyle işimizi yapıyoruz. Yani tarihsel süreci anlatıyoruz. Yani gelecekte bu olur olmaz. Bu başka ama insanların kökleri üzerinde yükseldiği zaman, ayağını bastığı yerler üzerinden yükseldiği zaman böyle bir modern deyimle CV'miz var bizim aslında. Evet, onun için diyorum ya oku yay mümkün olduğu kadar geriye çekmek lazım. Cihan hocamla bitiririz. Şunu söyleyeyim. Türkler özellikle Malazgirt'le İslam ve dünyasına, Müslümanlara siyasi anlamda ilafeti olan ve bütün Müslümanların bugün İslam dünyasının borçlu olduğu önemli misyonları tarih boyunca üstlendiler. Yani bütün İslam dünyasına nefes aldırdılar. Yok olabilecek, tarihten silinebilecek durumdayken Türklerin aldığı inisiyatif, savaş, ki hep canlarıyla, savaşlarıyla. Ben farklı dönemlerini dediğiniz gibi ta Maverai Nehri'nden, Fergana'dan, Ötüken'den bütün bu tarihi yolculukların hep bir medeniyet yolculuğu olarak yani Müslümanlık, Türklük bunları birleştirerek ifade ediyorum. Ama Oğuz boyları itibariyle bir değerlendirme yaptığımızda Kayı'yla, Kınık'la yani Selçuklu'yla, Osmanlı'yla Türkler tarihte tarihin kendilerine, medeniyetin, İslam'ın kendilerine yüklediği sorumluluklarını yerine getirmiş bir millet.
Cumhuriyet kuruluşu itibariyle yine bütün İslam dünyasına aslında ilham oluyor. İşte Afganistan, diğer Pakistan'da hep ilham oluyor. Yani buradaki bu kurtuluş mücadelesi, milli mücadele. Ama tarihte sizin o hayal ettiğiniz, ideal olarak görmek istediğinizin ben Allah'ın nasip edeceğine inanıyorum. Yani Türkler yine tarihte, bugün büyük yükselen bir güçten bahsediyoruz Uzak Doğu'da ama gelecekte bir medeniyet inşa edecek, bir kültürel mirası daha yukarıya taşıyabilecek, yani özetle yine dünyanın en büyük devleti olabilecek ve bütün insanlığa nefes aldırabilecek olanın Türkiye Cumhuriyeti, bizim bu milletin, Türkiye milletinin olduğunu, bu toprakların çocuklarının olduğuna olan inancımı hiç yitirmedim. Onun için Malazgirt'i önemsiyorum. Onun için Malazgirt'le ilgili gençlerimizin kuşanmasını istiyorum. Çünkü tarihin bize yükleyeceği bir sorumluluğun, bir görevin daha olduğuna inanıyorum. O belki de geriye doğru bütün devletlerin yaptığı görevlerden daha büyük olabilir. Ama lider olarak kime nasip olur onu bilemeyiz tabii. Evet Cihan Hocam, siz nasıl buluyorsunuz gençliğin Malazgirt'e olan ilgisini? Şimdi ben bir tweet atmıştım bir zamanlar. Bu 2017'den önceydi bu tweet. Malazgirt'in tarihini değiştirelim, okullar açıldığında kutlayalım diye. Çünkü biraz bu yaz tatilinin rehavetine kapılıyorduk maalesef. Ve görünmezdik yani Malazgirt hususunda. Çünkü orada İstanbul Fethi kutlamaları başlamıştı, Kutulamare başlamıştı falan. Ama Malazgirt yoktu ortada. Hı. Ben de bir Selçuk tarihçisi olarak kıskanıyordum. İmreniyordum daha doğrusu. Kıskanmıyordum, imreniyordum. Yani keşke Malazgirt'te olsa. Bu büyük bir şey oldu. Yani gerçek anlamda Malazgirt'in Türk insanının kafasına akıtılmaya başlanması. Böyle bir savaşın var oldu. Sadece bunun kuru bir zafer olmadı. Çok fazla mana içerdi. Çünkü bazı savaşlar vardır. Yani ben bir televizyon programında onu da örnek vermiştim. Muaç Savaşı mesela. Büyük bir zaferdir ama günümüzde etkisi kalmamıştır. Bizim açımızdan. Hı hı. Zamanında kazanılmış, işte Macaristan hakimiyetimize girmiş ama artık oralarla hiçbir bağlantımız yok. Ama Malazgirt öyle değil. Malazgirt 1071'de kazanılmış ama halen etkileri günümüzde devam ediyor. Bunun bir şekilde gençlerimize aktarılması lazım. Doğru bir şekilde aktarılması lazım. Gençlerimize tarih bilincini bizim doğru dürüst aktarmamız gerekiyor. Şimdi mutlaka ki bir yerlerde bu bizim şeylerimiz, sosyal medyalarımızın altında işte insanlar uzaya çıkıyor, siz neleri tartışıyorsunuz falan diyen birileri var. Bizim mesleğimiz bu. Yani ben bir şey demiyorum. Uzaya çıkmak isteyeni ben ayağından tutup çekmiyorum. İsteyen uzaya gidebilir. Hı. Bizim işimiz bu. İhsan Fazlıoğlu hocamdan ben bir hikaye dinlemiştim. Bir olay daha doğru dinlemedi. Olay Ürdün'de bir derginin röportajı hakkında, kulakları çınlasın hocamın. 1967, yanlış tarihler yanlış olabilir ama olaylar üzerinden gideceğim. 1967 Arap-İsrail Savaşı sırasında malumunuz işte Mısır Hava Kuvvetleri bir tek uçağını hareket ettiremeden İsrail bütün uçaklarını yok ediyor. 6 gün savaş. 6 gün savaşları. Ve burada o herhalde İsrail'in komutanlarından biriyle bir röportaj yapıyor Ürdün'deki bir dergi. Soru şu, yani bu taktiği nereden öğrendiniz? Generalin vermiş olduğu cevap şu, biz Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasındaki taktiğinden hareket ettik. O ne? Mantık nedir? İsrail doğudadır, Mısır batıdadır. Nasıl gidersiniz Mısır'a siz? Doğudan batıya doğru gidersiniz. Mısır da onu bekliyor. İsrail uçakları doğudan gelecek. Fakat İsrail uçakları Akdeniz'e doğru çıkıyor, kuzeye doğru. Daha sonra güneye yöneliyorlar. Mısır kuvvetlerinin beklemediği bir şekilde. Yavuz Sultan Selim'in taktiğiyle. O da işte Toman Bay'ın ve Memlüklerin beklemediği, daha doğrusu Memlüklerin beklediği yönden değil de daha çölün farklı bir yoldan gelmiş. Hareket ediyor. Ve nasıl denir? Beklenmedik bir şekilde yakalıyor karşı tarafı. Enteresan muhabirin bir sorusu oluyor. Yani bunu Müslümanların da okumasını, yani aynı şeyi neticede onlar da okuyor. Peki onlar da okusaydı aynı taktiği düşünselerdi ne yapacaktınız diyor. Gelen cevap çok enteresan. Müslümanlar tarih okumaz diyor. İsrail'i general. Mükemmel. Şimdi bu, ben artık başka bir şey anlatmama gerek yok. Biz bir ilave yapayım hocam. Buyurun, çok özür dilerim. Şimdi tam burada size bunu anlatmasaydınız ben size şunu söyleyecektim. Hani onlar uzaya çıkıyorlar. Kardeşim siz ne anlatıyorsunuz?
şöyle müdahale edecektim size o zaman. Siz kendiniz devam ettiniz örnek olarak. Aslında bizim tarihimizi okuyanlar aslında uzaya çıkıyorlar. Özbekistan'da milletvekiliyken gitmiştim. Ulubey Medresesi'ni ziyaret ettim, Rasathanesi'ni. Bir gün İslam Kerimov, Özbekistan Devlet Başkanı olarak Amerika'ya gidiyor. NASA'yı ziyaret ediyor. Ziyareti sırasında NASA yetkilileri diyor ki, Ulubey'le diyor, yani Ulubey'den biliyorlar. Dedim ya, okumuşlar bizim tarihimizi, medeniyetimizi, bizim astronomi, uzay ilimlerine olan ilgimizi biliyorlar. Fuat Sezgin Hoca da hep onlara atıf yapar. İslam Kerimova diyorlar ki, evet Ulubey'i biliyoruz diyorlar. Ulubey'in hesaplarıyla diyor, NASA hesapları arasında diyor, bakın inceliğe, 1,5 derece bir sapma var diyor. Ulubey diyor 1,5 derece yanılmış diyor. İslam Kerimov verdiği cevap çok enteresan. İslam Kerimov yanılmamıştır diyor. Sizin bilgisayarlarınız diyor 1,5 derece yanılmıştır. Müthiş bir şey. Yani onun için uzaya çıkanlar da bizim tarihimizi okumuşlar. Yani. Kesinlikle. Bunun tabii tarihi niçin önemlidir? Malazgirt niçin önemlidir? Nasıl yorumlanmalıdır? Doğru şekliyle biz gençlerimize tarihin boş bir şey olmadığını, boşu boşuna biz burada konuşmuyoruz. Boşu boşuna kitapların yazılmadığını. Sonuç itibariyle hangi meslekten olursa olsun her meslek erbabı ülkemizde. Mesleğini en iyi şekilde yaparsa medeniyet yükselir. Yani ben NASA'da çalışıyor olsaydım muhtemelen uzaya giderdik. Hani o eleştiri var ya, sonuç itibariyle ben tarihçiyim. Ve ben işimi yapmaya çalışıyorum en iyi şekilde. Bunun öğrencilere, akademiye dönük kısmı var. İşte literatüre dönük eser kısmı var. Topluma dönük kısmı var. Ve biz elimizden geldikçe tarihi her kesime anlatmaya çalışıyoruz meslek. Ha bunda ne kadar başarılıyız, tarih gelecek ne kadar hocam yani, tabii tarih ki ne kadar mi? Başarılıyız, ne kadar şimdi değiliz, bunu zaman takdir edecektir tabii. Malazgirt'in veya Selçuklu'nun kurulması 1040. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun aslında 1040 olması gerektiğini savunanlardan, bunu benden evvel söyleyenler de vardı. Ben o görüşteyim. Yani 1040 bizim Batı Türklüğünün, Türkiye tarihinin başlangıç noktası. Selçuklu ile birlikte Orta Doğu'nun bütün siyasi, ekonomik, kültürel, etnik yapısı tamamen yerinden oynamıştır, değişmiştir. Bugün bir Orta Doğu'da Türkmen varlığından, Türk varlığından bahsediyor isek Selçuklu sayesindedir bu. Evet. Orta Doğu'nun her alanda şekillenmesinde Selçuklu vardır. Osmanlı'dan daha çok. Osmanlı'nın kurulmasını sağlayan Selçuklu'dur. Osmanlı, ben bir benzetmem var. Osmanlı işte 80 yaşına, 90 yaşına gelmiş bir alimse, alim olabilmişse, onun hayatta doğmasını ve hayatta kalmasını sağlayan şartları hazırlayan Selçuklu. Ya da şöyle bir ilave yapayım. Ya mesela buyurun. Abdülhamit Han 33 yıl değil mi imparatorluğun sona ermesini veya yıkılmasını önleyen sultan. En büyük tecrübesi ne? Sultan Alparslan'ın veya Selçuklu'nun bıraktığı bir eksiklik, istihbarat eksikliği. Sultan Alparslan bir türlü İstihbaratı kabul edemiyor. Yani yanımdakinin kötü bir şey yaptığının bana söylenmesini, onun hakkında benim zanda bulunmamdan kendi inancı gereği öyle bir tecrübesi kendi var. Kendi eniştesini bile ciddi anlamda takip edemiyor. Yani ama ne yapıyor? Onu tecrübe eden hocamın ifade ettiği. Osmanlı oradakileri de az önce bahsettiğim o taht kavgaları, kardeşler arasındaki ülkenin bölünmesi, herkesin hak iddia etmesi. Bütün bunlar aslında tevarüs ettiriliyor ve ifade yani 1040 o tarihe takılmadan şunu söylüyorum ama bir devlet aklı, bir devlet genetiği, bir geleneği o tarihten itibaren oluşmaya başlıyor yani. Kabul etmek Davut lazım. Kayseri İznik'te 1332-33'te Osmanlı medresesinin temellerini atan Kur'an kişi, onun hoca silsilesine baktığınızda Selçuklu, nereye gidiyor? Tabii ki Selçuklu'ya. Selçuklu'ya gidiyor. Dahası var. Onu ilave edecektim. Şimdi Osmanlı dediğimiz sistem Türklerin belki tarih boyunca geliştirdikleri zirve nokta. Yani bir başlıyor ve en büyük meyvesini, en sistematik yapıyı ve dünyaya en fazla hükmeden şeklini Osmanlı meydana getiriyor. Fakat şunu unutmamak lazım. Osmanlı'nın yükseldiği miras 5 tane Selçuklu devletinin sadece bir kolunun hükmettiği sahanın üzerinde yükseliyor. Tarihte 5 tane Selçuklu devleti var. Yani Irak'ta kurulmuş bir Selçuklu devleti var. Bugün Irak'ı bundan bağımsız göremeyiz. Suriye'de ve Filistin'de Kudüs'ü içine alacak şekilde kurulmuş bir Selçuklu devleti var. Bunun dahası Anadolu'da var, bizim hiç, Anadolu'yu zaten söyledik, hiç ilgilenmediğimiz bir saha olan Kirman bölgesinde işte o
denize, İran'ın denize bakan yönünde bir Selçuklu hakimiyeti söz konusu, Kirman Selçukları. Hemen hemen hakkında çok çok ciddi çalışmaların yapılmadığı, biraz geri planda kalmış bir Selçuklu devleti. Ve bunu kuran da, işte programın içerisinde bahsettik, Sultan Alparslan'ın abisi, Çağrı Bey'in en büyük oğlu olan Kavurt Bey, Kavurt Kara Arslan Bey. Bir büyük Selçuklu mirası var ve dolayısıyla bunu Selçuklu bağlamında okuduğumuz zaman Türk tarihinin içerisinde, belki hocalarımızın klasik tasnifine geri dönmek gerekirse, hem Türk tarihi açısından hem İslam tarihi açısından dörtlü bir yapı düşünürsek, bunun üçüncü ayağını Selçuklular oluşturuyor. Yani masanın dört ayağı gibi düşünürsek, Türk tarihinde Hun, Göktürk, Selçuklu, Osmanlı, İslam tarihinde Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı diye bir tasnif yapılır. Yani bu ortadan kalktıklarında çıkan tablo, Osmanlı'nın yıkılmasıyla 55 devlet ortaya çıkıyor, Selçuklu'nun yıkılmasıyla ve ortadan kalkmasıyla 28 devlet, değil mi hocam? Şimdi nasıl bir devlet, nasıl büyük bir imparatorluk oldukları oradan da anlaşılıyor. Bu, hani bir de şu var, sadece ilim açısından, adalet açısından, şimdi nizamiyeler başkan bahsetti, yani nizamiyelerin İslam dünyasının 300 yılını bilimsel anlamda etkilediği herkesin malumu bir bilgi. Yeni bir eğitim sistemi getiriyorsunuz. Her şeyde, yani eğitimde eşitlik sağlıyorsunuz. En basit şeyi de söylüyorum bunu. Çünkü öğrencinin siz burs imkanı vererek öğrenciye, normalde işte İmam Gazali gibi bir bilim adamını İslam dünyasına katan, keşfediyorsunuz. Hayır, sadece o değil. Tabii. Yani sadece o değil. İmam Gazali'nin sisteme dahil edilmesi, öğrenci olabilmesi. Çünkü o işte hikaye meşhur. Babası vefat etmeden evvel arkadaşına çocuklarının eğitimiyle ilgili olarak bir miktar para bırakıyor. Bunları çocuklarımın eğitimine, işte Gazali kardeşler için, eğitim için harca diyor. Fakat para bir süre sonra tükeniyor. Onların imdadına yetişen ne? Nizamiye medreseleri. Nizamiye medreseleri onları keşfedip paralarını burslu olarak o çocuklar okutmamış olsaydı, bugün İmam Gazali gibi bir alimden yoksun kalabilecekti belki. Bu noktada hocam, müthiş bir şey. Bugün üniversitelerin gelemediği nokta nizamiye medreselerinde, şimdi gençlerimiz nasıl bir sistem olduğunu izleyenler açıp bakabilirler. Öğrencinin, yani talebenin hocayı seçme özgürlüğü var. Yani gidip ders seçme özgürlüğü var. Hocanın, yani alimin, müderrisin talebe seçme özgürlüğü var. Müthiş. Gidip istediğiniz hocadan istediğiniz dersi alabiliyorsunuz. Bugün canında misafir öğretim. Evet, bir şehre gittiğinizde orada konaklıyorsunuz. Devlet size bu imkanları sunuyor. Müthiş bir sistem. Bugün Batı'nın en büyük üniversitelerinin aldığı model bu model. Bir tür burs gibi. Bir de şu sertifika programları falan diyoruz ya. Evet. Bir de şunu belki belirtmek lazım. Şimdi bizim alanlarda interdisipliner çalışmalar hala çok zayıf. Birbirinden kopuk. Yani İslam felsefesi çalışanlar, ilahiyat çalışanlar, Gazali'yi, işte İbnül Arabi'yi, Davud-u Kayseri'yi vesaire çok iyi biliyorlar ama, ya da Ahmet Yesevi'yi, işte Orta Asya'nın piri diyoruz. Halbuki Yesevi Selçuklu döneminin sufilerinden birisi. Gazali Selçuklu döneminin alimlerinden birisi. İbnül Arabi Selçuklu alimlerinden birisi. Bu meşhur Risale'nin yazarı Kuşeyri, tabii, bir Selçuklu mutasavvufu. Yani Selçuklu coğrafyasının ürünü olan, sanki böyle bağımsızmış gibi görünen bazı şahsiyetler, büyük şahsiyetler var. Bunları bir bütün olarak görmek lazım. Ahmet Gazali olsun, işte Baba Tahir olsun, Ömer Hayyam olsun. Sanki Ömer Hayyam tarihte böyle bir boşlukta duran bağımsız bir şahsiyetmiş gibi algılanıyor. Halbuki böyle değil. Ömer Hayyam dediğimiz kişi Selçuklu Sarayı'nda çalışan, sultanla arası gayet iyi olan patronaj. Ve onun için patronajın en somut entelektüel örneklerinden bir camiayı, o Celali takvimini hazırlayan kişi Sultan Melikşah için. Böyle bir boyutu var. Dolayısıyla Selçuklu tarihinin içerisinde bunu çok net görmek gerekiyor. Şimdi son 3-4 dakikamıza girdik. Benim programın sonunu şöyle bitiriyorum başkanım. Böyle birkaç cümleyle bugünün tarih talebelerine, ama genel anlamda üniversite talebelerine tavsiyeleri ne oluyor konuklarımın? Böyle bitiriyorum. Sizden başlayayım. Ben sadece şunu öneririm. Kendilerine güvensinler. Kendi inançlarının büyük
gücüne inansınlar. Medeniyetlerinin o nefes aldıran yönünü bilsinler ve bunun bütün dünyayı kuşatması için ellerinden ne geliyorsa bunu yapsınlar. Bugün Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın Malazgirt Meydanı'nda Türk Devlet Başkanı olarak verdiği söz çok önemlidir. Bu tarihin içerisinde bahsettiğim Selçuklu'nun, Osmanlı'nın üstlendiği rolün inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de Allah tarafından nasip edeceğine inanan biri olarak söylüyorum. Malazgirt Meydanı'ndan söz veriyoruz dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Hiç kimse Türkiye'nin büyük ve güçlü devlet olma yolundaki iradesinden, yolundan geri çeviremeyecektir. Şimdi tarihçi arkadaşlarımız, bütün gençlerimiz bu yolda ne yapabilirlerse ellerinden geleni ardına koymasınlar. Kendilerine güvensinler, geçmişlerine inansınlar, geleceklerinden emin olsunlar. Hiçbir özgüven eksikliği yaşamasınlar, ben bunu isterim. Zekaları, vatanları, toprakları, bayrakları bana göre en güçlü, en avantajlı, böyle SWOT analizi yapılır ya, böyle avantajlı taraflarımız başka ülkelerin çocuklarıyla mukayese edilemeyecek kadar fazla. İlk orta lise, üniversiteye giden öğrenci sayımız bizim 26,5 milyon. Genç nüfusumuz yaklaşık 40 milyon. Büyük bir medeniyet müktesebatımız var. Şimdi Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Türkiye Cumhuriyeti'ne bütün bunları konuştuk. Tarih önümüzde, gelecek önümüzde ve inşallah geleceği biz inşa edeceğiz. Bu bizden sonraki nesil inşa edecek, buna inanıyorum. Onun için kendilerine güvensinler. Öyle kuşak muşak takıntılarına da ben aldırış etmiyorum. Bizim çocuklarımız, bizim gençlerimiz arzu ettiğimiz, idealini, hayalini kurduğumuz Türkiye'yi inşa edecek ve geleceğe taşıyacak diye inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ve sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Bizi tanısınlar, bizim kültürümüzü tanısınlar. Kutadgu bile okusunlar. En baş. Onu oradan bir kere başlasınlar. Yani. Kutadgu bile okumadan bu iş olmaz. Benim okumak tamam, herkesin söylediği. Ama özellikle bizim şark klasikleri olarak isimlendirebileceğimiz Bostan ve Gülistan okusunlar, Mesnevi okusunlar. Bizi oradan tanıyabilirler ancak. Doğuyu tanısınlar. Doğuyu tanısınlar. Kesinlikle. Yani benim, açık söyleyeyim, biraz garip gibi gelecek ama Paris dendiği zaman benim kalbim pırpır etmiyor ama Belt dendiği zaman benim kalbim pırpır ediyor. Bu, belki de bu ruhu almaları ve yaşamaları yani gerekiyor. Ben işte bir İsfahan'da Mescid-i Cuma'yı ziyaret ettiğim zaman hüngür hüngür ağlamıştım. İlk ki ziyaret ettiğimde. Doğuya yöne, doğuyu tanımadan batıyı bilmek, bizi bilmek çok mümkün değil. Biraz o okumaları, gerçekten o şark klasikleri dediğimiz okumaları çok iyi yaparlarsa zaten gerisinin sağlam bir şekilde geleceğinden ben zerre kadar şüphem yok. Evet, biz çok... dedi hocam, bizi bizden uzaklaştıran ne varsa onların uzaklaşsınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben her iki konuğuma da, Profesör Doktor Cihan Piyadeoğlu hocama katılımları için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Beyoğlu Belediye Başkanımız, aynı zamanda Okçular Vakfı Başkanımız Haydar Ali Yıldız Beyefendi'ye de çok teşekkür ediyorum katılımları için. Programımız burada sona eriyor ama şöyle bitireceğiz bu hafta. Haydar Ali Yıldız Başkanımızın, onun şiire de ilgisi var. Onun sesinden Ben Anadolu şiiriyle veda edeceğiz programa. Önümüzdeki hafta biraz Osmanlı konuşacağız. Bu ay boyunca hep Selçuklu konuştuk. Güzel bir konu var. Onu biraz sürpriz olsun. Ve çok değerli konuklarımızla önümüzdeki hafta karşınızda olacağız. Hepinize sağlıklı, afiyetli günler diliyoruz Okçular Vakfı'ndan. Ben Anadolu. Binlerce yılın mirasını saklayan mahzen. Benim rahmimde doğdu tarih ve göğsümden kana kana içti medeniyet. Ben Anadolu. Tekfurların, kaiserlerin, sultanların rüyası. Bir rüyadan uyandırıldım, tatlı bir rüyaydı daldığım. 1071'in Ağustos'unda, kutlu bir Cuma'nın sabahında. Muhammed adını işitmiştim evvelinde. Semalarımda ezanlar, toprağımda secdeler,
Ömer'in, Ali'nin, Hamza'nın yüreği vardı hatıramda.